değerli izleyenler, an ve zamana hoş geldiniz. An ve zamanda bu akşam gerçekten mühim bir konuyu ele alacağız. Günümüzden tam 102 yıl önce, 1. Dünya Savaşı yıllarında Medine'de bir avuç Türk askeri, bir avuç kahraman bir destan yazdılar. Hatta askerimize verilen ve yüreklerimize yazdığımız Mehmetçik isminin de çıkış yeri tam burası. Yani Hz. Peygamber'in kabrinin gölgesi altında destan yazan askerlere ilk kez komutanları tarafından verildi. Kimdi bu komutan? Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa. İşte bu akşam Fahrettin Paşa'nın komutasında destan yazan, Medine'de destan yazan bir avuç kahramanın muazzam hikayesini konuşacağız. Tarihçi yazar Ozan Bodur ve araştırmacı Abdülmecit Türk'le birlikte... Bu akşam sizleri tam 102 yıl öncesine götüreceğiz. Şimdi koltuklarınıza yaslanın ve soluk kesen tarihimizin en önemli bu iftihar tablosunu izleyin bence. Evet değerli izleyenler, an ve zamanda açılışta da söylediğimiz gibi bu akşam Medine savunmasını Fahrettin Paşa'yı ve Fahrettin Paşa'nın komutasında destan yazan Mehmetçi'yi konuşacağız. Tam 102 yıl önceki bir destandan bahsedeceğiz. Söylediğimiz gibi iki kıymetli konuğumuz var. ve Zaman izleyicilerinin yakından tanıdığı gerçekten anlatışıyla bizleri her zaman mesleden Ozan Budur. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür Gerçekten hem Medine savunmasını <laughs> dinlemek çok özel bir nokta hem de sizden dinlemek çok öyle. Ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ve gerçekten bu konuda acaba kimi zaman sosyal medyadan, kimi zaman da yüz yüze karşılaştığımız insanlar, biz bu destanı neden bugüne kadar bilmiyoruz, neden bu konuda bir şeyler yapılmadı deniyor ama aslında yapıldı. İşte bizlerin vazifesi de sizlere bu önemli insanları ve bu konuda yapılmış çalışmaları sunmak, sizlerle buluşturmak. İşte bu harika çalışmalardan birini yapan çok kıymetli bir araştırmacı, Bugün bizlerle birlikte Abdülmecit Çentürk hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hocam normalde ekranlarda görünmüyorsunuz ama kırmadınız. Am zaman gibi tarihle izleyiciyi buluşturan bu programa bizi kırmayarak geldiniz. Çok teşekkür evet, ediyoruz. teşekkür ederim. Dilerseniz hocam hemen kitabınızı bu harika eseri gösterelim. Çünkü değerli izleyenler Abdülmecit hocam bu konuda Türkiye'de. Ozan hocam senden destek alayım. Belki de yapılmış en iyi çalışmayı yaptı değil mi? Hani bu... Bence en iyi çalışma. Evet, kesinlikle. Medine'nin son emanetleri. Yani Hz. Peygamber'in kutsal emanetleri ve e, ülkemizin gerçekten sahip olmakla iftihar ettiği, e, hamisini yapmakla, misafir etmekle iftihar ettiğimiz kutsal emanetlerin Fahrettin Paşa tarafından, mukaddes topraklardan yurdumuza nasıl getirildiğini, muhafaza edildiğini, yaban ellere bırakılmadığını anlatan Akademik ve çok ciddi bir çalışma ee, Abdülmecit hocamın bu çalışması bu akşamki konumuzun da nirengi noktalarından birisini oluşturuyor. Hocamızdan da bu konuda bilgi alacağız. ...hem buradaki belgelerle hem de güzel görsellerle. Hocam tekrardan İnşallah. hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederiz, hoş Değerli olun. izleyenler tabii böyle önemli bir mesele için... E, ...sizlerin de katkısını bekliyoruz. Özellikle Twitter'dan katılacak izleyicilerimizin ...bu akşama özel hashtagimiz Mehmetçik. Mehmetçik hashtagine Yine hem bu konuyla ilgili sorularınızı, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Hem de varsa bize katkı yapmak istediğiniz noktalar buradan yazabilirsiniz. Yine e, özellikle Instagram'dan katılmak isteyen izleyicilerimiz için e, ee, An ve Zaman TV'deki görselimize tanıtımımızın altına da sorularınızı yazabilirsiniz diyoruz. Ee, kıymetli konuklarım şimdi <laughs> tabii mesele önemli gireceğim ama sizden küçük bir e, izin daha isteyeceğim. E, bir kitap var tanıtmak istediğim. çok kıymetli eğitimci yazar Harun Barış Tahtacı. Şimdi tabii biz tarih ve kültür programıyız. Kıymetli hocamı da çok kıymetli eğitimci. Özellikle bu salgın günlerinde biliyorsunuz artık eğitim online, veliler özellikle öğretmenlerimizin okuldaki o performansını evde nelerle karşılaştıklarını kendileri de yakından şahit oldu ve herhalde çok kıymetli eğitimcilerimizin diğeri de böylelikle daha iyi anlaşılmış oldu. Bütün Milli Eğitim Camiası da büyük bir özveriyle bu süreci yürütüyor. İşte sadece online dersler yapılmıyor ya da okulda yapılmıyor. Çok kıymetli Harun Barış Tahtacı'nın öğrenmeyi öğreniyorum diye stratejileri kitabı var. E, o ve yayın evi an ve zaman izleyicilerine bu kitaptan hediye etmek istiyorlar bu önemli programda. Biz de diyoruz ki Instagram'dan ve Twitter'dan. E, mesaj atan izleyicilerimizden 5 tanesine bu akşam bu kitabı hediye edeceğiz. Özellikle çocukları için e, stratejileri yani artık bilgi öğrenmek değil öğrenmeyi öğrenmeyi merak edenler lütfen e, bu e, ellerini korkak alıştırmasınlar. Çünkü bu kitaptan hediye edeceğiz. Gerçekten Harun Barış Tahtacı hocama da teşekkür ediyoruz. Bir de ee, tabii şimdi programın moderatörü olarak şahsi bir şeye gireyim. Çok kıymetli sınıf arkadaşlarım var. Ee, onlara buradan selam göndereceğim. Hem tarihçi hem eğitimci. Tek tek isimlerini sayayım. Yıllar sonra buluştuk çünkü. Metin Durmuş, Hasan Toprak ve Kıbrıs'tan Koral koralt'aya buradan selam gönderiyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Sizler gibi değerli eğitimcilerimiz diyoruz. Şimdi her şeyi söyledikten sonra artık mevzumuza gelebiliriz diyor. Şimdi Fahrettin Paşa'yı konuşacağız. Medine'yi konuşacağız. Mukaddes emanetlerin nasıl getirildiğini konuşacağız. Ve 102 yıl önce Medine'de neler oldu bunu konuşacağız. Özellikle Türk milletinin hem Hazreti Peygamber sevgisinin de artık ete kemiğe büründüğü bir hadisedir. Sıradan bir tarihi hadise değildir. Biz o gün yaşananların tarihini olarak konuşacağız. Öncelikle Ozan Hocam'a ben bir Fahrettin Paşa'dan başlamak istiyorum. Hocam 102 yıl önce ne oldu? Fahrettin Paşa mütareke imzalanmasına rağmen e, mütarekeyi dinlemeyip Hz. Peygamber'in kabrinin bulunduğu Medine-i Münevvere'yi niye bırakmadı? Daha da ötesi kimdi bu Fahrettin Paşa? Fahrettin Paşa'nın içinde bulunduğu ortam Fahrettin Paşa'nın da bir üyesi olduğu o nesil, ateşten bir nesil. Hı hı. Ee, şimdi biz bunu hep söylüyoruz. İşte Osmanlı Devleti kuruldu ondan sonra. Osmanlı Devleti kurulurken kuruluşun kahramanları var idi ve bu kahramanlar her bir memlekete isim vermişti. Şimdi mesela Osmanlı Devleti Söğüt'te kuruldu ilk defa. İşte Söğüt'ten işte kuzeye doğru çıkıyoruz. Karamürsel var. İşte Doğuya doğru gidiyoruz. Karatigin var. Hızır Bey var. Ondan sonra bugün Akça Koca var. Koca Eli var. Bunların her biri bu memleketleri yurt yapmış yapan kahramanların isimleriydi. Bu yurtlara isim vermiş kahramanlardı ve bunlar kuruluşun kahramanlarıydı. Fahrettin Paşa da yıkılışın kahramanlarından biridir. E, vermiş olduğu mücadele, e, göstermiş olduğu mukavemet ve direniş bütün detaylarıyla incelenmesi gereken bizim o ateşten neslin Efsanevi komutanlarından bir tanesi. E, fakat bu iki sene yedi ay boyunca süren Medine direnişinin e, detaylarına inebilmek için de sizin işaret ettiğiniz gibi biraz Fahrettin Paşa'yı yakından tanımak <laughs> evet, gerekiyor. Evet. Çünkü e, normal böyle bir mukavemet, normal bir direniş gibi gelmiyor. Özellikle dekaft sonrası yani o dokuz aylık süreçte e, insanüstü bir gayret var. Ondan sonra normal şartların çok çok üzerinde e, hadiseler gerçekleşiyor. Bunları ayrıntılarıyla tabii konuşmak lazım. E, Fahrettin Paşa'nın ruh dünyasına inerken e, benim özellikle dikkat ettiğim e, şeylerden bir tanesi şu. Bunu bir e, hikayeyle paylaşmak isterim hı hı. sizinle. 1877 78 savaşları e, bizim için bir felaketti Kesinlikle. Osmanlı Devleti için. Biz muhacirin ne olduğunu, göçün ne olduğunu 1877-78 felaketinde gördük. Ee, sadece şöyle bir örnek vereyim. Ayasofya Camii Kebir'inin bahçesinde bile 20 bine yakın muhacir yatıyordu. 1878-77-78 Rus Harbi'nde. Birçok memleket kaybettik burada. Ee, Tuna kenarlarındaki e, Osmanlı beldeleri bu Rus işgaline karşı, Rus saldırılarına karşı direniyorlardı. Direnen bu beldelerden bir tanesi, bu kasabalardan bir tanesi de Rusçuk idi. Rusçuk da tepedeki o Osmanlı topçuları ki Fahrettin Paşa'nın ailesinde de vardı Nizam-ı Cedid topçuları. Ondan sonra kalenin üzerine çıkmışlar ve Rus arkadan gelen yardımlarını, Rus trenlerini vurmaya çalışıyorlar. Fahrettin Paşa küçük bir çocuk o dönemde. Çaprazdan tepeye çıkıyor, Türk topçularının atışlarını izliyor ondan sonra... Bizimkiler bir türlü vuramıyor <laughs> Rus trenlerini. Rus trenlerini vuramayınca Fahrettin Paşa her gün evine ağlaya ağlaya gidiyor. Daha çocuk ondan sonra. Babasına dert yanıyor Mehmet Naid Efendi'ye ondan sonra. Annesi çok mübarek bir kadın e, Fatıma Hanım ondan sonra. Fatıma Adile Hanım. E, diyor ki işte bizimkiler vuramadı. Şöyle oldu Rus trenleri arkadan dolaştı falan. Bir gün iki gün derken en sonunda Mehmet Naid Efendi dayanamıyor. E, çocuğun elinden tuttuğu gibi. Osmanlı kalesine getiriyor. Topçuların kumandanını. Diyor ki bu çocuk sizden şikayetçi. Diyor ki ne oldu ki? Diyor ki anlat oğlum. Diyor ki ben şu tepeye çıkıyorum diyor. Sizin diyor, atışlarınızı diyor, izliyorum diyor. Bir tane diyoruz treni vuramadınız diyor. Ama bunu söylerken içerlenmiş çocuk. Fahrettin Paşa'nın bu duygusal çıkışı, çocukca ve samimi çıkışı aslında oradaki bir sıkıntıyı hallediyor. Çünkü mesele şu, oradaki alaylı topçular, mektep topçulara sıra vermiyor. Hmm. alay topçular da bir numara eğitimi almadıkları için kavis eğitimi numara eğitimi almadıkları için vuramıyorlar bir utanıyorlar ondan sonra sırayı mektepli topçulara veriyorlar Mektep topçuları atmaya başladığı zaman Rus trenlerini vuruyorlar bunun üzerine kale komutanı bir yemek tertip ediyor küçük Ömer Fahrettin'i de bu yemeğe çağırıyor ee, orada İzzet-i bulunuyorlar Ömer Fahrettin'e de birkaç ay sonra Rusçuk maalesef düşüyor bütün Rusçuk bir göç kafilesi şeklinde Türkiye geliyor, Anadolu'ya geliyor. Sığınacaklar çünkü başka yerler yok ondan sonra. Fakat bu Fahrettin Paşa ve ailesi için çok acı bir durum. Şundan dolayı çok acı bir durum. Balkanlar'da Avrupa e, fetihleri esnasında Osmanlı Devleti'nin Müslüman Türklerin sancağını Avrupa içerisinde en kuzeye taşıyan adam özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde Malkoçoğlu Bali Bey'i Fahrettin Paşa'nın ailesi Malkaçoğlu Balıbey torunu idi. Hmm. Özellikle anne tarafı Aa, ee, ondan yani. sonra e, çok üzgün aile çünkü evet. 400 yıllık yurtlarını terk edip gidiyorlar. İşte sineler üryan, ayaklar üryan o göç yolları esnasında Fahrettin Paşa annesinin elini sıkıyor e, ve annesine orada bir söz veriyor. Diyor ki anne ben diyor bir gün asker olacağım ve diyor bu kaybettiğimiz toprakları diyor geri alacağız. Fahrettin Paşa'nın asker olma öyküsü bir ahdü peymana dayanır kendi yurtlarından e, 400 yıllık Türk yurtlarını bırakmak zorunda kalan 10 yaşındaki Fahrettin ettiği yemine dayanır. Hocam hamurdan asker o hamurdan zaman. Hamurdan asker. Yani. Bal, Balis soyuyor zaten. Değil şey mi? Evet Osmanlı'da. yani. Bari gerçekten onların. önemli. Evet. Şimdi bir de şu var. Geçen ben bunu da söyledim. Şimdi Fahrettin arkadaşlarımız ve <laughs> de ellerinize sağlık arkadaşlar. Gerçekten program zaten görselleri havaya sokmaya yetiyor. Çok güzel. Ee, Özellikle benim sağ tarafımda bulunan bu büyük ekrana yansıyan Fahrettin Paşa'nın o bilindik portresine baktığımız zaman hep söyledim. Hocam tam bir Osmanlı zabiti subayı. Yani bir evet. Osmanlı Paşası'nın bütün haşmetini, o ruhuna kadar sinmiş olan askerliği gösteren birisi. Evet. O anlamda da hakikaten... E, Bizim millet olarak medar iftiharımız bir insan. Yani ki yaptıkları da e, her daim söylenecek ama sizin şimdi hocam anlattığınız bu bu duruş tam oturuyor Fahrettin Paşa'nın. Şimdi liderine. lisan-ı haliyle haza bu. Değil mi? Haza asker, hazı Osmanlı asker. Evet Osmanlı subayı diyor zaten. Evet. Hocam gerçekten öyle. Şimdi Abdülmecit hocama özellikle kutsal emanetlerle ilgili soracağım. Çünkü birazcık da evet, evet biz kutsal emanetleri biliyoruz ama kutsal emanetlerin ne olduğu neler olduğu konusunda genel bir bilgi isteyeceğim. Ama ondan evet. önce çok kısa olarak e, Medine savunmasının Medine müdafasının Tarihimizdeki yerini şöyle bir değerlendirirseniz, sizin izlenimleriniz neler hocam? Bir araştırmacı olarak. Medine savunması demek ne demek? Ondan sonra da kutsal emanetlerle ilgili. Gerçekten, biz bu konuyu Ozan hocamıza e, havale etmiştik ama boşalışacaktı. Sizin izlenimlerinizi. Tabii, Medine müdafası yani malum Medine Osmanlı Devleti'nin en son e, bırakmış olduğu mukaddes topraktır yani. Peygamber Efendimiz'e muhabbetten dolayı uzun işte iki sene yedi ay süren bir müdafaa müddeti. Hı hı. E, ...sürüyor. Ondan sonra işte... ...Medine terk ediliyor. Yani e, Medine müdafası... ...hakikaten... E, ...yani... E, ...tam bir kahramanlık... Hı hı. E, ...şanlı bir direniş... ...diyelim. Bir askeri Çünkü, başarının asker... ötesinde... ...bir anlam taşıyor Elbette değil Elbette Fakat maalesef bilinmiyor tabii. Yeni evet. nesil nesillerimiz evet, bunu bilmiyorlar. Evet. E, Ama tam, işte sağ olun... ...sizler gibi araştırmacılar sağ sayesinde... Olalım. ...böyle... E, çok ciddi eserler. Bunların anlatılması, evet. biz de izleyenlerimizi, yeni nesillere bunu anlatacağız evet, ki, evet. E, onlarda onlardan en azından buradan ders alsın. Şimdi hocam, tabi e, tabii programın ilerleyen dakikalarında daha detaylı soracağım ama hı hı. E, özellikle bize kutsal emanetler hakkında şöyle bir genel bilgi verir misiniz? Çünkü tabii. Medine müdafaasının en temel noktalarından birisi o. Özellikle Topkapı Sarayı'nda yer alan ve birbirine karıştırılan iki çeşit mukaddes emanet evet, var. Evet. Genel bir tanım yapabilir misiniz? Şimdi e, mukaddes emanetler deyince Osmanlı zamanında emanat mübareke, teberrükat-ı seniye tabir ediliyor. Bunlar en başta yani mukaddes zamanı tabirinden anladığımız Hazreti Peygamber'in işte hırkayı şerif, sancak hı hı. şerif gibi işte lihye saadetler, hı hı. sakalı şerifler yani. Peygamber Efendimiz'in zatına mahsus olan eşyalar, hı hı. kullanım eşyaları vücudunun parçaları. Asıl bu anlaşılıyor. Fakat hı hı. bunun yanında diğer bazı peygamberlere, sahabe-i kirama ve büyük dini şahsiyetlere ait olan Eserlerde mukaddes emanet tabiri kullanılmış. Bunun yanında Osmanlı tarih kaynaklarında mescid i Nebevi'deki yani ashab-ı hayrat tarafından, hayır sahipleri tarafından oraya takdim edilen işte Şam'dandır, gülaptandır, <laughs> avizeleri, Kandil'dir bunlar da yani Peygamber Efendimizin mekanını bunlar takdim edildiği için <laughs> Peygamber Efendimize alakadarlığından dolayı mukaddes bir emanet telakki edilmiş. Bu isim Emanet-i Mübareke ismi buna da teşmil edilmiş. Evet. Ee, bu şekilde yani e, üç sınıf e, eser eseri kapsıyor yani Hizmet bu tabir. emanet dediğim mi bunları anlayacağız evet. değil mi Ben Şimdi mesela burayı mesela top, şey yapmak istiyorum top, abi. Biraz buyur. açmak istiyorum burayı Kolay hocam müsaadenle. Mesela hocam, hocam. Şimdi sen anlatıyorsun hocam ben heyecanlanıyorum. Evet. Yani Müslüman bir Türk evladı olarak heyecanlanıyorum ve orayı özellikle açmanı istiyorum. Yani <laughs> e, genel ifadeler kullandık. <laughs> Peygamber Efendimiz'in kullandığı eşyalar, Ehli Beyt'in kullanmış olduğu eşyalar, evet. e, Peygamber Efendimiz'in ashabının kullanmış olduğu eşyalar. Şimdi Müslüman bir Türk evladı evet. bugün İstanbul'da tutulan kutsal emanetler içerisinde e, hangilerini görebilir? Bunlar nerede tutuluyor? Mesela ashabdan dediniz, sahabeden hangi eşyalar var bizde? Şimdi, hani Peygamber Efendimiz'in hangi eşyaları bizde? Hani kutsal emanetler o, 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 dediğimiz burayı tamam. parantezi biraz açmak istiyorum. Uzun hocam yani, zaten şimdi onu izah edecektim, ifade edecektim. Şimdi e, bizim ülkemiz dünyada İslam dünyasında eşi ve benzeri olunan bir mukaddes emanet koleksiyonuna sahip. Dünyada bir benzeri yok yani İslam dünyasında zaten. E, mukaddes emanetler Topkapı Sarayı'nda. Topkapı Sarayı'nda da iki, iki kısım emanet var. İki grup emanet var diyelim. Birincisi e, Hırkayı Saadet Dairesi'nde peygamber efendimize ait olan emanetler. Sahabe-i kirama işte özellikle e, suyuf dediğimiz yani kılıçlar. Hazreti işte Zübeyir'in kılıncı, onun Cafer, Hazreti Cafer'in tayır, onun kılıncı ve diğer sahabe-i kiramın kılıçları. bir de dini büyük şahsiyetler var. İşte peygamberler, Seyfi Davud, ondan sonra e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a nispet edilen tencere, işte taş tencere, e, asa Musa, Musa Aleyhisselam'a esinat edilen e, Asa. Bunlar e, hırkayı saadet dairesinde olanlar. İkinci grup emanetler de Hazine-i Hümayun Dairesi'nde, Hazine Dairesi'nde. Bunlarda işte Fahrettin Paşa'nın Medine'den getirmiş olduğu emanet grubu. Hmm. İkisi ayrı. Genelde bunu insanlar bilmediği için karıştırıyorlar. Hı hı hı. İşte bu çok önemli evet. yani. Evet. Biri Hırkayı Saadet Dairesi'nde, birisi Hazine-i Hümayun Dairesi'nde. Evet. 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 E, o zaman demek ki gittikleri zaman e, yani insanlar bunlar Topkapı e, Sarayı'nda bunları görebilecekler. Tabii şimdi burada. Saadet Dairesindeki emanetler açık. Onu insanlar hı hı. görebiliyor fakat Hazine Dairesi ben 8 sene Topkapı Sarayı'nda çalıştım. Bir aşağı yukarı 6 sene oldu oradan başka hı hı. bir yani e, yaz eserler kurumuna naklene tanık işte Sınavıştı Bakanlık ölüm bu şekilde geçtik. E, zaman zaman gittim geldim. Hı hı. Medine koleksiyonu ileride de bahsedeceğiz. Hı hı. Medine koleksiyonunun işte hı hı. benim e, çalışmam, hı hı. uzmanlık hı hı. çalışmam. Bir sene gittik geldik Medine koleksiyonundaki bütün eserleri Fahrettin Paşa'nın Medine'den getirdiği bütün eserleri tek tek Allah nasip etti. Böyle inceledik ondan ne güzel, sonra gördük. Ne hocam ve bunu esere Allah de dökmeniz gerçekten çok önemli. Peki şimdi tekrar tekrar döneceğim ama şimdi biraz Medine'ye 102 yıl öncesine bakalım. Fahrettin Paşa gerçekten çok renkli bir kişilik. Ve donanımlı bir kişilik. Hani özellikle yabancı dil ve fotoğraf merakı evet. fazlasıyla olan birisi. Ama o yıllara döndüğümüz zaman hocam, Birinci Dünya Savaşı'nın o hani dalgalı, gerçekten sıkıntılı yılları ve Osmanlı Devleti elinde olan bütün şartlarıyla bunu yürütmeye çalışıyor bu savaşı. Yedi cephede harp ediyoruz. Şimdi baktığımız zaman özellikle Fahrettin Paşa'nın Medine'ye komutan olarak atanması Medine müdafası ki 1916'da çıkan evet. bir Şerif Hüseyin tam böyle sol tarafında evet. karşıda görüyorum kendisini. Faysal'la birlikte. Ee, <laughs> böyle bir şey var. Ee, bir isyan da var. E zaten İngiliz emperyalizmiyle boğuşuyoruz. ve Onun yanında olanlar var. E, o coğrafyada Şerif Hüseyin ve adamları. E, ve burada gerçekten e, Türk bayrağını dalgalandıran Fahrettin Paşa var. Nasıl tayin edildi ve ne yaptı oraya gittiğinde? Fahrettin Paşa'nın bölgeye tayini <laughs> e, normalde vekil olarak gönderiliyor ve bir müfettiş sıfatıyla gönderiliyor. İlk başta Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanı olarak gönderilmiyor <laughs> kendisi. Çünkü orada bir komutanımız var. Hasan Basri Paşa var. Evet. Ondan sonra da çok hamiyet sahibi. Medine muhafızı Hasan Bas Basri Paşa. Evet. çok hamiyet <laughs> sahibi bir kumandanımız. Ondan sonra sayısız rapor göndermiş merkeze. Medine'deki ve civardaki e, Arap kentlerindeki hareketlilikle alakalı. Ama biraz böyle fotoğrafı orada büyütmek lazım evet. Koray Hocam. Ee, İngilizlerin oradaki maksadını, bugünün e, dünyasını da anlamak adına biraz açmak gerekiyor. Özellikle genç kardeşlerimiz için. Ee, şimdi 1916 yılı Haziran ayı içerisindeyiz. İsyan daha patlamamış. Hı hı. Ondan sonra ve biz sahil cephelerde e, üzerinde güneş batmayan imparatorluk denilen İngilizlere iki tane önemli tokat vurmuşuz. Bunlardan bir tanesi Kutulamare. Çanakkale mukavemeti. Kutulamare. Çanakkale direnişi. İkincisi de Kutulamare. yine 1916 Nisan'da gerçekleşen Kutulamare evet. zaferi. Birinde İngiliz orduları 9 Ocak 1916'da tası tarağı toplayıp Çanakkale'den çekilip gitmek zorunda kalmışlar. Arkalarında 250 bin zayiat bırakmışlar. En modern toplara, en modern birliklere, Special Force ekiplerine, askeri ekipmanlarına rağmen nihayetinde Çanakkale'yi geçememişler ve terk etmek zorunda kalmışlar. İkincisinde Hindistan ekolünün ki birazdan izah edeceğim bunu. Özellikle üstünde durduğu 1914 daha Birinci Dünya Savaşı patlak vermeden önce FAV çıkarmasını yapmışlar. Basra üzerinden harekete geçmişler. Merkezdeki hedefleri Bağdat'ı düşürmek ve Osmanlı Devleti'ni güneyden bir e, kuşatmaya maruz bırakmak harekatı. Bu harekatın nihayetinde gerçekleşen kut muharebeleri ki Bağdat'a iki durak var. E, Halil Paşa merhum e, riyasetinde gerçekleşen kut e, hadisesiyle İngilizleri 13 bin esir alıyoruz. İngiliz askeri tarihinin en mühim yenilgilerinden bir tanesidir. Tausmunt'un hatıralarında da bunu teferruatıyla okumak mümkündür. E, İngilizler başka bir oyun kurmanın peşinde. Çünkü coğrafyaya iki tane sıraya alanlar olmuş. İkisinde de başarılı olamamışlar. Çanakkale'den denemişler. Olmamış. Basra <laughs> hattından denemişler. Olmamışlar. Başka bir şey yapmaları gerekiyor karıştırdığımız ve gözden kaçırdığımız bir şey var. Coğrafyaya çok yakın bir yere karakol kurmuşlar. 1881 yılından itibaren Mısır, Mısır. İngiliz işgalinde. MI6 dediğimiz İngiliz askeri haber alma servisi e, ve bizim bir Arap isyanı çıkarması için İngilizler tarafından görevlendirilen e, Arap ofisi kurulmuş. Bütün evet. altyapı hazır ya. Yani. Bütün altyapı evet. hazır. Ondan sonra çok önceki dönemlerden itibaren Hı. yani bu 20 yıllık 30 yıllık bir süreçten bahsetmiyorum. 100 yıldan, 150 yıldan evet. bahsediyorum. Evet. İşte arkeologlar, gezginler, ondan sonra bilim insanları vesaire vesaire görüntüsü altında sayısız İngiliz e, ajanı bölgeye gelmiş ve bölgenin fiziki, siyasi, kültürel altyapılarını çıkarmışlar. Bunlar inanılmaz raporlardır. Bunlar inanılmaz hatıralardır. İşte Gertrude Lawrence'da, ondan sonra John Philby'de bunları teferruatıyla okumak mümkün. Ondan sonra nasıl raporlar sunduklarını. E, son tahlilde 1916 bandına geldiğimiz zaman İngilizlerin önünde şöyle bir tablo var. Evet, Türklere karşı bir Arap isyanı organize etmek istiyorlar. Ve bu konuda çok Gayretliler, istekliler. Biz zannediyoruz ki e, İngiltere sadece Londra'dan hmm. aldığı talimatlarla işte civardaki İngilizler bu işi yürütüyorlar ama Londra'yı etkileyen iki tane etken var önemli etken. Bunlardan bir tanesi Mısır ekolu, Kahire ekolu. Diğeri de Hindistan ekolu. Çünkü Mısır ve Hindistan iki önemli İngiliz dominyonu hmm. ve bölgeye karşı yapılacak hareketlerde harekatlarda. Ee, Hindistan ekolü ısrarla diyor ki Basra hattından yüklenmeye diyor devam edelim. Bir Arap isyanı diyor çok fayda sağlamayabilir. Hı. Biraz hayalci buluyor hı hı. ondan sonra. Hı hı. Mısır'daki e, İngiliz askeri ekolü ise diyor ki hayır hayır diyor, bu hayal değil. Hani istediğimiz diyor kıvamı yakalamak üzereyiz diyor. Kartelamız diyor geniş ama diyor aradığımız adamı bulursak bu işi diyor başarabiliriz. Kastettikleri husus şu. O dönemdeki ee, Osmanlı coğrafyası içerisindeki Hicaz'a böyle genel olarak baktığımız zaman genel görüntüsüne baktığımız zaman İngilizler burada kimi kullanabilir? Kimi e, kullanışlı adam tabii, var değil mi? İngilizlerin ma 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 maşası kim olabilir? Hani Buna evet. iyi tahallül etmek lazım. İngilizler de aynı bizim yaptığımız gibi yapıyorlar. Hani teker teker eliyorlar. Şimdi ellerinde kim var bu adamların? Yukarıdan aşağı baktığımız zaman bu adamların kuşkusuz en güçlüleri, en dişlileri ve en tehlikeleri. Tehlikeleri. İbni Suud ondan sonra hem aşiret olarak hem kültürel olarak hem de askeri olarak. Askeri olarak özellikle altını çiziyorum. Ee... bir şey katabilir miyim Buyurun. hocam? Sizin sözünü yani şey yapmayalım. Şimdi İngiliz siyasetinin böyle bazı e, var, özellikleri var. Nedir? İşte hariçte menfilik. ihtilaftan istifade etmek. Böyle bir muhalif. Ayrılıkları kaşıyor Ayrılıkları yani, kaşıyor. Değil mi? Evet. Ve menfaat uğruna her türlü alçaklı irtikap etmek. İngiliz siyasetinin bunlar hastayı i yani. Seçkin özellikleridir. Eyvallah. Yani bunu da tabi istifade ediyorlar. Bakıyorlar böyle bir e, Osmanlı'ya karşı çok zaten. öncedenleri. müsait. Önceden yani, beri. Hani şeyde e, altını çizdiğiniz hususa. Yani <laughs> genel İngiliz politikalarına çok müsait bir zemin var. Evet. Zaten bu zemini de bir şekilde kendileri oluşturmuşlar. Necit bölgesinde İbni Suud var. İngiliz Ondan... Zeki Bulut diyor ki e, hocam bir şey soracağım. O bahsettiğiniz İngiliz raporlarının çıkarılmasında Filistin'e getirilen e, İngiliz kartografyacılarının tesiri var mı? Yok. Hepsinin var Hepsini değil mi? Hepsinin var. Arkeoğlu o kartografi. Böcek bilimcilerin Hepsinin. hatta. Hepsinin <laughs> Adam Hepsinin kuş var. bilimci diye geliyor İngilizce. Aslında. Ondan sonra Necit bölgesinde İbn-i Suud <laughs> var. Ee, biraz böyle yukarı doğru özür dilerim. Sola doğru gittiğimiz zaman eee Bugün bile Orta Doğu'da 5 milyona yakın nüfusu olan büyük bir aşiret var. Şammar aşireti. Hmm. Şammar aşiretinin evet. kuzey kolu ve güney kolu var. Evet. İkisi de bize son Hı. derece sadıktır. Ee, bize Süleyman Rafade Paşa mesela. Bize, bize sadık derken e, İslam'a sadıktır. Evet. Ondan sonra Müslümanların yani, İslam bölünmesini İslam kardeşliğine ihanet etmiyorlar. Yani. Etmiyorlar kesinlikle. Etmiyorlar yani. İşte tamam. e, Ucey Sadun Uc Paşa evet. kuzeyde. Güneyde de İbni Reşit var. Güney Şamlarlarında. Evet. İkisi de sonuna kadar Osmanlı taraftarı olmuş. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz <laughs> o zaman hocam? Yani isyan eden sadece, bütün Araplar isyan etmiyor. Sadece Şerif evet. Hüseyin ve yani onun işte peşine evet. takılan çapulcular diyelim yani bir Tabii. anlamda. Yani nihayetinde... Yani ekseriyeti... Bunu... Osmanlıya, Mesad'ın poşeti Irak'ta tabii. çok ciddi bir tabii. güçleri var değil mi Şamlar aşireti çok güçlü. Zaten evet. Kut muharebeleri esnasında bize Kuzey Şamlarları çok ciddi destek veriyor. Hatta Kut'un 100. yılında e, Cumhurbaşkanlığımızın organize etmiş olduğu e, Kut zaferi anma etkinliklerinde Şamlar aşireti temsilcileri de gelmişti. Hı -hı. Ondan sonra Hı -hı. hala o şey devam ediyor. O bağ evet, bir evet. şekilde devam ediyor. E, Güney Şamlarlarında İbni Reşit Bakıyorlar Osmanlı'ya çok sadık. Bu kartelanın içerisinde girmiyor bir türlü. Aşağı doğru iniyorlar. Asil bölgesinde e, Seyid İdris var. Osmanlı devletiyle problemli. Aslında çok isyan eden birisi ama. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda evet. o, o ruhu koruyor. O ve... Şeyden sonra. Değil mi? Cihat ilanından sonra evet. diyor ki ben tezgaha kapattım. Evet. Yani biz diyor kendi aramızda doğru. diyor kavga etmeye evet. diyor devam edebiliriz. Evet. evet. Ama diyor bir cihat ilanı var. Hiç diyor kusura bakmayın vesaire. İtalyanlar bir ara kandırıyor. Evet. Hani bir ara böyle şeyine giriyorlar. Pundunu yakalıyorlar hı hı. ama İmam Yahya son derece sadık kalıyor. Evet. Ki bizi en çok uğraştıran en İmam Yahya'dır. En çok uğraştıran Hani evet. Mihrali Bey gibi böyle çok büyük kahramanları yitirdiğimiz Huştağ, Yemen isyanı bize çok şey çektirdi. 1905 <laughs> yani bizim yürek bohçamızın içerisindeki en, en böyle acılı ağıttır. Ama o da cihaz ilan edildikten sonra Cihad ilan edildikten sonra yani. kesinlikle şeyi kapatıyor. Ee, Osmanlı Devleti'ne karşı bir faaliyette bulunmuyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Aynı e, eksene getireyim. Biz milli mücadele verdiğimiz esnada e, Ucaymi Sadun Paşa Arap coğrafyasında tutunamıyor. Ve e, Ucaymi Sadun Paşa'ya Güneydoğu Anadolu bölgesinde 52 köy veriyoruz. Evet. Bugün hala Şamarların önemli korları Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşiret olarak yaşamaktadır. Ve evet. milli mücadeleye de katılıyor. Çok ciddi destek veriyor. Evet. Güneydoğu Anadolu bölgesinde milli mücadele. Bunun yanında e, İmam Yahya 20 tane temsilci gönderiyor. Yemen'den. Milli mücadeleye Yemen temsilcisi. Bir de enteresan bir şey söyleyeyim. Yemen'in kurtuluş günü yoktur hocam. Aa, neden? Yok. Bir, bir şeyden kurtulmadık istiyor Yemen. Ha, evet doğru aslında. Ürdün'ün bir kurtuluş günü var. Osmanlı'ya diyor isyan ettik, Arap isyanı yaptık. Ha, Çünkü Şerif Hüseyin'in evet. torunları kurdu. O, bugün hala kurtuluş günü etkinliklerinde tren patlatırlar. Lawrence'ın evet, trenlerini evet. patlattıkları. Evet. Hatta Ürdün'e gitseniz bugün e, o turistik etkinlikler içerisinde fazla paralar ödeyerek ...görebileceğiniz önemli etkinliklerden bir tanesi... ...siz safaraya gelirsiniz... ...bedeviler tren şey yapar. Patlatır hocam, ve çok düşürüm. güzel bir yere getirdin. İlk bölüm sonuna gideceğiz ama... ...ben Abdülmecit Hocam'dan aslında bunu da tam soracağım. Hocam, Şimdi, hocam. Neden soracağım? Mesela diyeceğim ki hocam... ...Osmanlı Devleti'nin e, mukaddes topraklara... E, hani surre alayları gönderiyor biliyoruz ama bu mukaddes emanetleri de e, gönderiyor. Evet, hem evet. bu adeti hem de Bedevilerin bunları yağmalaması var. Evet, yani evet. sadece Birinci Dünya Savaşı'nda değil değil. değil. Tabii, Daha tabii, öncesinde tabii. de Osmanlı'nın gözü gibi baktığı o mukaddes topraklar, surre alayları belki oraya gönderilen emanetler hacı kafileleri <laughs> ve oradaki Bedevilerin yağmalaması var. Biraz <laughs> giriş yapar mısın? Tabii. E şimdi gerçi mevzu çok geniş. Biz <laughs> kısaca hülasa etmeye tabii çalışalım. Ki. Mescid-i Nebevi'ye teberrük eşyası takdim adeti çok eskiden beri var. Hı hı. İlk defa Temim-i Dari Hazreti e, Peygamber zamanında Asr-ı Saadet zamanında Temim-i Dari Şam-ı Şerif'ten kandiller getirip Mescid-i Saadet'e asıyor. Hı hı. Peygamber Efendimiz bunun bu davranışını çok beğeniyor. Hı hı. Hoşuna gidiyor. Sesli karmıyor. Ondan sonra bu adet e, artarak devam ediyor. Emevilerden sonra özellikle artarak devam ediyor. Osmanlı zamanında Sadece kandiller değil, envai çeşit hı hı. teberrüket eşyası buralara takdim ediliyor. Osmanlılar e, tabi hangi padişahın ismini zikredelim Hepsi. Hepsi değil hepsi mi? muazzam bir şekilde buralara. E, en tutkunu birinci Ahmet gibi sahipti. Sultan birinci Ahmet evet. tamam, Hazreti Peygamber'e aşığıdır. Evet. Şimdi yağma dediniz. Tabii bu. Lütfen, 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 lütfen. <laughs> Sultan Abdülmecid. Sultan Abdülmecid zaten geleceğiz. <gülüyor> yani çok ciddi işler Çok ciddi şey. <laughs> Hangisini, çok ciddi. Hangisini, evet, evet, Hangisini Onu söylüyorum. da inşallah beraber konuşuruz. Evet. <laughs> ee, şimdi bu gelen çok kıymetli emanetler Osmanlı'dan önce yağmalanmış maalesef böyle sefil ruhlu insanlar tarafından <laughs> yağmalanmış. 3-4 tane çok böyle meşhur yağma olayı var. Mesela 1406 yılında Cumaz bin Hibbe bu Medine valisi bir de. Yani bir de bu bölgenin hatır sayılır. Çok böyle <laughs> yani idareci insanlar yani. Bütün Hücre-i Saadet ve ravza i Mudaharı'da. ki onu da söyleyelim. Hücre-i Saadet Peygamber Efendimiz'in kabri şerifinin olduğu yerdir. Mescid-i <laughs> Mescid, -i Mescid -i Nebevi içerisinde. <laughs> ravza i Mudahara'da Peygamber Efendimiz'in medfun olduğu evle Hazreti Ayşe'nin evinde vefat ediyor. Oraya defnediliyor. ediliyor. Orayla minberi zaten hadis-i şerifte de var. Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. <laughs> Buraya bütün İslam sultanları hı hı. Osmanlı'dan önce Osmanlı'dan sonra muazzam bir şekilde teberrüket eşyası emanet eşyası takdim etmiş. Bunları çok kullanım eşyası. Yani kandillir, şamlandır, hı hı. avizledir vesaire Burada ama çok kıymetli çok sanatlı bunlar. Ama yağmalanıyor. Tabii bunlar işte 14 1406 yılında, 1421 yılında, 1495 yılında e ve bu yağma olaylarında silme yani içeri bir giriyorlar ne varsa alıp götürüyorlar yani. Ee, mesela Hasan bin Zübeyir 1495 yılında bunun yağması öyledir. Bu Osmanlı önce, Osmanlı'dan önce olan yağma olayıdır. Evet. Bir de Osmanlı zamanında iki önemli yağma olayı var. Birincisi Mekke emiri Ahmet bin Galip. Bu adam emareti gasp ediyor. Sultan II. Ahmet zamanında. Yani ona verilmiyor. Verilmeyecek. Gasp ediyor. Ve Ahmet bin Galip 1688 yılında Mescid-i Nebevi'deki Ravzi-i Mudahhar'a, Jüri-i bütün emanetleri yağmalıyor. Mekke emiri bir de bu. Bir adam. de Mekke emiri yani. Hani İki cami dönemi bir de şeyle uğraşıyorlar. Batı'da Kutsal İttifak Savaşları Osmanlıcık evet. çok başında gayelili evet. olduğu dönem değil mi? Buyurun evet. hocam. Ya buradan şuna geleceğiz. 1917 yılında hı hı. şey özür dilerim. Evet, 1917 yılında hani bir iddia ortaya atılıyor. Bu Körfez dışişleri bakanlarından evet, birisi. Bir Sosyal medyada bir e, paylaşımda bulunuyor. İşte Osmanlılar Fahrettin Paşa emanetleri Hı. çalmıştır diye. Neticede biz oraya geleceğiz. Şimdi oraya <laughs> doğru gidiyoruz evet. yani. Şimdi 1688 yılında Ahmet bin Galip tarafından bütün emanet eşyası çalınıyor. Tabi şöyle bir durum var. Çok enteresandır. Ne zaman Hücre-i Saadet ve Ravzi Mudahere'deki emanet eşyası orada emanet hazinesi var. Yani hem asılı muallak vaziyette ...burada duruyorlar. Yani orada iş görüyor, yani iş görüyorlar. Bir kısmı da sandıklarda bekletiliyor. Hı. Hem dolaplarda bekletiliyor yani. Hepsini alıp götürüyorlar. Ama ne zaman yağma olayı olsun, olduktan sonra muhakkak yani hayır ashabız hayrat dediğimiz devlet adamları, mesela Osmanlı'dan örnek verelim. Cariyesine kadar Harem-i Hümayun'daki cariye bile ondan sonra imkanı varsa tabi cariye derken Onların da mertebeleri var. <laughs> acemi, kalfa, usta diye. <laughs> hazinedar ustadır. Ondan sonra kilo, yani. Üst seviyedeki olanlar. Ee, yani cariyesine kadar oraya bir şeyler vermişler. Kur'an-ı Kerim, Musab-ı Şerif'tir, Kandil'dir, Avize'dir, şamlandır Göndermeye çalışmışlar. Yani orası yani hücre-i saadete ve mı i kesinlikle emanet eşyasından hali kalmamış. Hiçbir zaman. Yağmalanmış yine... Ondan sonra oraya hediyeler takdim etmişler. Çok güzel bir yere getirdiniz hocam. Birleşik Arap Emirlikleri'nden dediğim bir bakandı evet, yanılmıyorsam. Evet oraya hani geleceğiz. Fahrettin Paşa'ya bir iftira attı ama şimdi evet. sizin söyledikleriniz... <laughs> ...kimlerin orada neleri çaldığı evet. E, evet. görülüyor. Şimdi 1688 yılında çalınıyor. 1807 yılına kadar aşağı yukarı 100 küsür sene sonra, 109 sene sonra... ...109 sene sonra herhalde. Bu müddet sarfında yine Sultan 1. Ahmet, 3. Mehmet... Sultan 3. Osman, 2. Süleyman, ondan sonra Sultan 1. Mahmut, Sultan 3. Mustafa. Yani çoğu padişa en nefis, çok kıymetli, servet değerinde emanetleri buraya yine hediye olarak gönderiyorlar. Hı hı. Tabi bunlar dediğimiz gibi kullanım eşyası. Daha çok kandil, avize ve Şam'dan. Hı hı. Niye bunlar? Bunu da kısaca söyleyelim. Hı hı. Niçin daha çok kandil, avize ve Şam'dan takdim edilmiş Osmanlı öncesi, ve Osmanlı Osmanlı öncesi ve Osmanlı zamanında. Çünkü bu mukaddes mekanların aydınlatılması lazım. Gelen ziyaretçilerin karanlığın meşakkatini çekmemesi lazım. Bundan <laughs> dolayı bir de şu var. Virgül koyalım mı hocam? Araya gitmemiz lazım. <laughs> Sözünüzü unutmayın lütfen. Ee, evet. Mukaddes emanetler, kandiller aydınlatma dedik. Buradan ikinci bölümde evet. devam edelim. Tamam. Şimdi bir soluklanalım. İzleyicilerimiz de bir soluklansınlar. Çünkü hakikaten e, dakikalara sığmayacak ha, bir çok e, destanı şey. anlatıyoruz. Aynen. Ne sığdırmaya çalışırsak o kadar mutlu olacağız. Değerli izleyenler şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Evet değerli izleyenler an zaman kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam an zamanda 102 yıl önceki bir destanı Fahrettin Paşa komutasındaki Mehmetçiğin mukaddes emanetleri yurdumuza getirmesini ve Medine savunmasını konuşuyoruz. Ozan Bodur ve Abdülmecit Şentürk ile birlikte. Kıymetli hocam sizde kamsık kalan müsaadeniz olsa izleyenlerimizden mesajlar var, sorular var. Hızlıca onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Recep Bey, Recep Bey hocam Fahrettin Paşa'nın iddiaçılığı hakkında Ozan Bey'den bilgi rica etsek diyor. Adem Bölükbaşı İslam'ın askeri Küçük Muhammed demek bize has bir söz. Mehmetçik hashtagine yazmış. <laughs> Yine Kutlu Asya isminde izleyicimiz. Koray Hocam Fahrettin Paşa'nın iddiaçı olduğundaki kaynaklarda mevcut bilgiler var. Fakat çok tartışmalı bir konu. Konuklarımıza bu soruyu sorabilir misiniz diyor. Zeki Bulut şu anlık sorum yok. iyi programlar diliyorum diyor. Özlem Kurtuluş 102 yıl öncesinin Medine'ye saygısını anlatacaklar. Umarım faydalanırız diyor. Metin Bey herkese selam yollamayacağım. Sınıf arkadaşlarımla yeni buluştum. O yüzden büyük kaygısını <laughs> yazmış. O yüzden... Ee, İbrahim Bey, İbrahim Paşa ismiyle Fahrettin Paşa'nın Medine müdafası komple bir milletin peygamber sevgisi ve saygısının özeti diyor. Ee, Duygu Hanım, Duygu Yalçın güzel bir mesaj atmış. Eşim emekli bir uzman çavuş. Sizin sayenizde emeklilik günlerimizde şanlı tarihimizi sizlerden dinlemek daha bir güzel. Allah razı olsun diyor. Bizim de misyonumuz bu zaten. Kıymetli hocalarımızı sizle buluşturmak. Ayşe Hanım, Ayça Altınbaş neden kitap hediye etmiyorsunuz diyor. Bu akşam yalnız eğitimle ilgili bir kitap hediye ediyoruz. <laughs> Abdülmecit Hoca'nın kitaplarından hediye etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama edinmenizi tavsiye ederim gerçekten. <laughs> Meh, Muhammed Gündüz hayırlı yayınlar diyor. Fahrettin Paşa'mız Hazreti Peygamber Efendimiz'in kızı <laughs> Hazreti Fatıma Valide'nin kabri şerifine bıraktığı kılıcının akıbeti nedir diyor. E, programda yeri geldiğince o e, hocalarım anlatacaklar. Metin Bey yine Suzan Hanım, Suzan Alevcan an ve zaman e, diyor. Buğra Dağan hocam o dönemki subay eğitimden bahseder misiniz? Bu biraz e, Buğra Bey hani konumuzun dışına çıkıyor çünkü anlatacağımız çok şey var. E, ee, zaten süremiz de burada çok hızlı <laughs> geçiyor. Ee, Mehmet Ali ile mukaddes emanetleri sormuş. Abdülmecit Hocam ayrımını sormuş, anlattı. Evet, aynı zamanın değerli konuklarından çok kıymetli tarihçi Nermin Taylan hocam mesaj atmış. Teşekkür ediyorum. Böyle size peygamber sevgası bir Osman subay, Osmanlı paşasını böyle sevgiye muhabbetle ancak anmak ancak sizlere yakışırdı. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Abi. Sizlere de selam gönderiyor. Bir de diyor ki, Fahrettin Paşa'nın son hutbesinin muhtevasını duymak istiyoruz. Hocam, ilerleyen dakikalarımızda hocalarımız bize söyleyeceklerdir. Evet, daha mesela geliyor ama pek çok yeri geldiğince söyleyeceğim. Kıymetli hocam dediniz ki yağmalardan bahsediyordunuz. Hı hı. Özellikle kandiller diyordunuz ziyaretçilerin hani kolaylaştırmak için daha çok kandil gönderilmiştir hı hı. ve yağmalardan bahsediyorsunuz. Buyurun hocam kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi e, tebereket eşyası envai çeşit daha çok kandil avize avize ve şamdanlar gönderiliyor gönderiliyor dedik. Hı hı. E, bunlar e, hücre-i saadete ve ravza i müdahareye konuluyor. İşte şeylerden Osmanlı öncesindeki hı hı. yağmalardan bahsettik. Osmanlı zamanında 1688 yılında Ahmet bin Galip tarafından yapılan yağma var. İkinci büyük yağma 1807 yılında Vehhami Reisi Suud bin Abdulaziz tarafından yapılıyor. Hı. 1808 Malum 1808 değil 1807 yılında. Evet. O dönemde biliyorsunuz 19. yüzyılın başlarından evet. itibaren haremin-i Şerife'ni işte istila diyorlar. İşte Medine'yi ilk önce Mekke düşüyor, işte. evet. ciddi Tayyip gibi büyük şehirler düşüyor. işgal ediyorlar. Evet. 1807 yılında da Medine işgal ediyorlar. Fakat Medine'nin ele geçirilmesi 3 seneyi buluyor. Evet. Orada da bir Medine müdafası var. Yani evet. tarihçiler bilmiyor. işgal ediyor yani. Evet. Suğutlar işgal ediyor. 3 senelik bir e, muhasaradan sonra ancak Medine'yi ele geçiriyorlar. Orada bir yeni, ayrı bir Medine müdafası var. Tarihçilerin hmm. de bunu araştırması lazım. Ama hocam şimdi e, bir şey soracağım. Peki <laughs> e, Suud bin Abdülaziz evet. değil mi? E, burada bir yağma yapıyor ama akıbeti ne oluyor? Şimdi ona da geleceğiz. <laughs> şimdi Sultan Mahmut'a geliyor. Suud bin Abdülaziz kendi eceliyle ile ölüyor, ölüyor, ölüyor ama oğlu işte İstanbul'da idam ediliyor. Evet. E, bu 1807 yılında e, Ravzayi Mudahara ve Hücre-i Saadet'teki emanet hazinesini tamamen alıp gasp edip Deriye'ye kendi merkezlerinde Necit kıtasında oraya getiriyorlar. Tabi 3. Selim zamanı hı hı. Osman 3. Selim'in şehit edilme zamanı yakın dönemler Sultan 2. Mahmut'un da saltanatının başlangıçlarını denk geliyor yani. Sultan Mahmud tabi padişah olduktan sonra ilk icraatlarından biri Mehmet Ali Paşa'yı Mısır valisine emrediyor. Derhal e, haremeyn-i şerefeyinden Vehhabileri temizleyin diyor. Ve tabi Mısır kuvvetleri faaliyete geçiyorlar. Yavaş 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 işte o bölge, Vehhabiler o bölgelerden temizlemeye çalışıyorlar. 1812 yılında Medine'yi, Medine kurtarılıyor. 1813, yıl, 1813 yılında Mekke, Mekke ve Medine'nin haremine bevi harem-i şerefin anahtarları İstanbul'a gönderiliyor. 1814 yılında Suud bin Abdülaziz ölüyor. 1818 yılında da 4 sene sonra tabii oğlu yerine geçiyor. Oğlu Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından yakalanıyor. Yani hı hı. Mehmet Ali Paşa'nın oğlu eee Der'iye giriyor. Tamamen Vehhabi üstlerine giriyor e, yani. Vehhabi hı hı. hakimiyetine son veriyor. İşte Abdullah bin Suud'u yakalıyor. 3 tane adamı, e, yakın adamını yakalayıp Mısır, Mısır üzerinden İstanbul'a gönderiyor. Hı hı. Bunlar İstanbul'da meşhur Bostan, Bostancı Bostancıbaşı Zindanı vardır Topkapı Sarayı'nda. Orada 3 gün işte sorguya çekiliyorlar. Yani emanetlerin akıbeti e, akıbeti hakkında <laughs> ne oldu bunlar e, yani kimler gasp ettiler anlamında. Gasp edilen eşya hakkında onlar bunlara sual soruluyor. İşte bunlardan bazı bilgiler alınıyor. İşte bu üç Abdullah Abdullah bin Suud'la yakın adamları bazı şahısları ihbar ediyorlar. Bunlar zaten o zaman şeydeler, Mısır'dalar. Yani e, yani o dönemde çok Vehhabi katlediliyor. Hı. Çoğu da esir oluyor, esir alınıyor. Esir alın, alınanlar içerisinde ihbar edilen adam ihbar edilen adam adamlar var. Bunları işte Mehmet Ali Paşa'nın oğlu tahkikat yapıyor. Bunları buluyorlar e, ve e, bunlardan 8 tane çok kıymetli emanet eşyası 1807 yılında çalınan çalınan çok eşya çalınıyor tabii. Fakat 8 tanesini ele geçiriyorlar. Bunları Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İstanbul'a gönderiyor. <laughs> Tabi padişah Sultan Mahmut bunları görünce bu kitapta da var. Hattı Hümayunları var. İşte Sadrazam'a, diğer devlet, devlet erkanına. Ne diyor hocam? Bundan çok böyle yani işte bunlar bizim ecdadımızın buralara takdim ettiği hediyelerdir. Bunların tekrar ele geçirilmesi, Alıştıkça işte cenab Hak bunları bana nasip etti anlamında. Hakikaten çok böyle samim samimi böyle ifadeler, evet. Hisli böyle. Burada da hat evet. var yani. Evet. Ee, hocam işte Birleşik Arap Emirliklerindeki o hadsizlik yapan bakana evet. siz bir tarihçi olarak tokat gibi suratına vuruyorsunuz bu anlattıklarınızda. İşte şimdi bunlar hocam, bilgi ve belge. o dönem Kimlerin evet. çaldığını, kimlerin yağmacı evet. olduğunu çok net izah ettiniz. O dönem evet. suudlar arasında söylenen ve daha sonra bütün Arap coğrafyasında böyle bir atasözü gibi tekrarlanan evet. Osmanlı unutmaz. Evet. Lafı Osmanlı şakası yok. Yok. Osmanlı Osmanlı unutmaz <laughs> özellikle söylenen evet. Osmanlı unutmaz lafı buraya buradan Burn Up diye bir İngiliz seyyah var. <laughs> Yaklaşık bir 700 küsür sayfalık falan bir hatıratı var, seyahatnamesi var. 1810 1815'li yıllarda Mekke Medine'yi, Harameyni anlatıyor. Evet. Müslüman kılığında bölgeyi hmm. gezmiş. Hatta Lawrence'ın başucu kitaplarından bir tanesi. Burnap'ın hmm. seyahatnamesi. Orada Medine'yi anlatıyor Burnap gördüklerini söylüyor. İşte şurada diyor bir otel vardı. Ondan sonra anlatıyor oteli. İşte diyor burada diyor bir kütüphane var diyor. İşte burada diyor bir sokak var diyor. İşte Osmanlı buraya çok önem veriyor diyor. Kahire'nin sokakları gibi diyor temizdir diyor. Hmm. Osmanlı özel bir itina gösterir diyor. Yağmur yağdığı zaman diğer araç diyor dizinize kadar çamura batarsınız. Medine'de böyle bir şey olmaz. Çünkü Osmanlı her yere taş döşemiştir diyor. Hmm. Anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Ondan sonra Osmanlı'nın asla unutmadığı bir şey var hocam Vahabilerle alakalı hmm. ve tahammül edemediği şey. Az önce hocam bir ifade kullandı. Her yerde Vahabiler katledildi dedi. Hmm. Bu katildeki bizim kendimizi tutamadığımız öfkenin ana kaynaklarından bir tanesi. Ee, Mescid-i Nebevi'nin kubbesinin yağmalanmasıdır. Hmm. Yani kubbe yağmalanıyor. Hani bu emanetler alındı. Bu hırsızlığı anlıyoruz. Hani kuk, şeyden ne istiyorsun yani? Kubbeden ne istiyorsun? Hatta kubbe yıkılmak isteniyor. Ev yani, yani, kubbe yıkılmak isteniyor. kubbe Saadet'i yıkmaya yık yani, yani, sa yani bir sürü sahabenin kabirleri yağmalanıyor. Yıkılıyor. Tabii yağmalanıyor, yıkılıyor. i Saadet'i de yani Kubbetül Hadra yeşil kubbeyi de yıkacaklar. Ona iş yapamıyorlar, daha ya, şey değil. olamıyorlar. E yani. Orada bir parantez için daha yeşil değil, mor. Hı hı. Sultan Mahmut yeşil Sultan. yapacak. Hı hı. Kubbetül Hadra hı hı. dediğimiz yeşil, yeşil kubbe hı hı. Sultan Mahmut'un onarımından sonra oluyor. O hı hı. zaman mor. Hocam yani çok net söylüyorum ben de bir olduk. Yani bütün İslam alemi yatsın kalksın Osmanlı'ya dua etsin. Hı hı. Şimdi yoksa Kimlerin eline kalacaktı hocam, mukaddes topraklar ve mukaddes ki, emanet? Onu gördüm, onu gördüm, onu gördüm. Sultan gördüm. Mahmud affeder mi hocam? hocam? Yani Sokağa gördüm diyor, bu diyor ee, Hazreti Muhammed Mescidi diyor. Mescid-i Nebevi'yi anlatırken Osmanlı diyor ibrete alem olsun diye diyor. Buraya saldıran Vahabileri diyor öldürmüş üst üste koyarak diyor teşhir ediyor diyor. Hani Vahabileri şehrin içinde buluyor. Hı hı. Şehrin içinde hı. onları üst üste koymuş teşhir ediyor. O edepsizliğinde karşılığı o yani. Evet. evet şimdi, Buyurun hocam. E... Bir, bir, birden böyle bizim de hislerimiz <laughs> yükseliyor. Ee... şimdi bu eee Abdullah bin Suud işte sorguya çekiliyor ve idam ediliyor adamlarıyla hı hı. beraber. Yalı Köşkü'nde Topkapı Sarayı'nda. Bunların elinden işte elde edilen 8 tane emanet ki burada 8 tane emanet şöyle gösterelim. Hadi sensiniz. kameraya bu da belgesi şöyle, o dönemde. Bu da belgesi bu 8 tane emanet darphaneye gönderiliyor bunlar tamir edilmesi için. Hı hı. Darphane de tamir edildikten sonra surre emini vasıtasıyla Medine'ye gönderiliyor. Hı. Ne bakın evet. ne kadar değil mi şimdi, şimdi? Burada yapılana bakın bir de Osmanlı'nın o, o bu tahribatı ne kadar tamir etmesi için, evet. e, yerliğinden yerine koyması için ne kadar çalıştığına evet. bakın yani. Şimdi şöyle bir durum var. Yani 1917 yılındaki hadiseye dönersek yani o sosyal medyada paylaşılan o, e, şeye iddiaya daha, daha doğrusu iftiraya yani. Hocam ona daha detaylı şimdi, dönelim mi isterseniz? Işte, onu ABZ onu mal mal Zayed Efendi. Hı -hı. ABZ diyorum kısaca. Hı -hı böyle bir iddiada bulunuyor. Onun aslında yani taş atacaksa Fahrettin Paşa'ya değil Suud bin Abdülaziz'e taş atması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Tabi atamaz çünkü MBS bu sefer. Ya, yanlış Yalnız yere bir durum var. hocam işte. Tabii, şimdi şöyle bir durum var. Biz yani e, Kur'an'ın bir kanun esasisi var. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ vizra اُخْرَى Yani birisinin hatasıyla başkasının mesul olamaz. Yani geçmişte yapılan hatalar elbette ki şimdikileri bağlamaz yani. Evet. Biz bu tabii bu nazarla bakmıyoruz Ama yani. Ama iftira atmayın. İlk yani bakın tabi. ne olduğuna. yapmayın bunu yapmayın. Evet. Elbette evet. ki bunu kabullük. Hocam... Zaten Cumhurbaşkanımız Sayın e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız da bunu yani bu iddia iddiaya karşı okkalı çok güzel cevaplar veriyor. Evet. Onlara evet. böyle evet. yani tam böyle. İşte hocam e, taş... e, hadi bu ekranlardan herkes bunu görüyor. Zaten devletimiz bu tarihi mirasımızın arkasında işte sizler gibi tarihçiler de bunları bilgi bakın hani kaldırıp gösteriyorsunuz evet. e, oradaki evrakı e, bu bir tarihi belgedir. Tarih evet. böyle konuşulur. Evet. E, onun yüzüne artık iftira kendi e, hayal alemlerindeki şeyleri böylelikle tamamen sükut etmiş oluyor. Şimdi hocam evet. Ozan hocama bir dönersen Tabii. 102 yıl önce Medine'ye döndüğümüzde e, hakikaten Özellikle Suriye cephesindeki kayıptan sonra aslında Medine savunmasının çok sıkıntılı safhası başlıyor. Ama ben şunu soracağım. Şimdi burada bir fedakarlık, tamamen büyük bir özveri üzerine bir savunma oluyor. Bu böyle insanüstü bir gayret. Şimdi önde kitabınız var hocam. Naci Kaşifkıcı evet. orada e, ee, yedek subay değil mi kendisi? Evet, o aynı zamanda Fahrettin Paşa'nın istihbarat subayı. Evet, hocam o kitabı ben bir de izleyenlerimize gösterebilir miyim? İzleyenlerimiz belki hani çünkü program ne kadar süresi uzun olsa da her şeyi anlatamıyoruz. Edinip okumak isteyenler olacaklar orada. Fahrettin Paşa'nın yedek subayı kendisi Medine savunmasında Fahrettin Paşa'nın istihbarat subayı i̇stihbarat Naci Kaşif Kıcıman bir tane daha bir kitapta da Medine oldum, müdafası hı. hakkındaki hı hı. Ee, en ayrıntılı eserlerden bir Birinci tanesidir. Elde. Birinci elden. Şöyle Ondan bir ifadesi sonra... var hocam bu kitapta. Çok hoşuma gidiyor çünkü olayın <laughs> insani boyutunu yakalar isek orada neler yapıldığını çok daha iyi yakalayabilir. Şöyle diyor e, burada Fahrettin Paşa hem kumandanımız hem babamızdır. Evet. Herhalde bu savunmanın e, nasıl bir ruh halinde geçtiğini hani bu ifade bence anlatıyor gibi. Ama nasıl neler oldu hocam? Yani şimdi eee Atatürk kitaplığı tarafından da okuyucuların hizmetine sunuldu. Fahrettin Paşa arşivi. Evet. Orada 500'e yakın evrak var. Hmm. Ondan sonra çok şükür ben detaylarla beraber okumak nasip oldu. Hmm. Ondan sonra orada şunu görüyorsunuz. Fahrettin Paşa'nın vermiş olduğu talimatlarda, Fahrettin Paşa'nın vermiş olduğu e, beyannamelerde, emirlerde, kendi Hicaz Kuveyi Seferiyesi hmm. için söylüyorum. E, Fahrettin Paşa hem babamızdı derken, e, Naci Kışıman Neyi kastediyor onu söylemek evet. istiyorum. Yani nasıl bir komutan ee, olduğunu çıkaran bilir orada? Mesela bir yerde çalışılıyor örnek olarak Mehmetçik çalışıyor, asker çalışıyor. Ki e, mukaddime şunu da ifade edeyim. Daha evvel biz askerimiz hakkında Mehmetçik ifadesini kullanmaz idik. Evet. Ta ki Medine müdafasına kadar hı hı. Fahrettin Paşa merhum Medine'de Hicaz Kuvveti Seferiyesi'nde görev yapan askerleri için Ravza-i Mutahhar'a önünde asilere ve İngilizlere karşı savaştıkları için, Hı. peygamber beldesini savundukları için askerlerine küçük Muhammedler manasına gelen Mehmetçik ünvanını veriyor. Ve bu e, 2000 küsür yıllık e, Türk ordusunun askerlerine verilen bir ünvan haline Hı. geliyor. Bugün hala TSK, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ki 2,5 milyarlık İstanbul, dünyasının en organize gücüdür Hı. Türk Silahlı Kuvvetleri. Biz askerlerimize bugün hala Mehmetçik, Mehmetçik. unvanını kullanıyoruz. Bu bir Medine yadigarıdır. Evet. Fahrettin Paşa tarafından konulmuş bir isimdir. Fahrettin Paşa burada mesela askerleri çalıştığı zaman hiç şey yok. Hani e, oturuyor askerlerle beraber çalışıyor. Askerlerle beraber gayret ediyor. Bir siper kazılacağı zaman ondan sonra bir yol yapılacağı zaman Hele mesela o Medineli çocukların e, tren yolu yapımında bizim arşivlerimizde 7 tane 8 tane çok net fotoğrafı var. Çocuklar küçük çanaklarla şey taşıyorlar. E, orada enkaz taşıyorlar ki Fahrettin Paşa kutsal emanetleri götürmek için e, tren yolunun raylarını Mescid-i Nebevi'nin içine kadar sokturmak Hı. durumunda kalıyor. Ondan sonra özellikle e, Ziver ile yapılan istişareler nihayetinde ondan sonra e, burada çalışıyor. Askerin mesela... Hani bugün biz ordumuzda görüyoruz da hani temeli nereye dayanıyor. Bu evet, evet, evraklardan daha net görüyoruz. Askerin tırnak evet. temizliği, askerin el temizliği, <laughs> askerin tıraş temizliği. Buraya kadar. Buraya kadar. Günlük emirleri var. Günlük emirleri <laughs> var. Ondan sonra askerin hurma bahçelerine girmemeleri. <laughs> e, onların devlet ve hükümet malı olduğu. Askere bunlar konusunda bir istikak verildiği zaten. Ondan sonra e, ben çok mesela etkilendiğim şeylerden bir tanesi açlık sizi çıldırtmasın. Açlık size haksızlık yaptırmasın. Hmm. Emirler bunlar çünkü bu özellikle e, şehir dört bir tarafından kuşatıldıktan sonra e, orada durmak çok akıl kârı gibi durmuyor. Bir de kuzey cephesi çöküp tren yolu da kapandı değil mi? Bitti. Şehrin içine bir şey Baş gelmedi. Hatta hocam e, girişte bahsetmişti Süleyman Rafade Paşa. Beli şehidir, <laughs> beli aşireti, reislerindendir, şehit. Allah makamını hali etsin Orada bize destek veren önemli Arap önderlerinden Yani orada bir şunu da izah edelim Şerif Hüseyin ve adamları İngilizlere sırtını dayayarak İngiliz silahlarıyla şehri kuşatmış Ama orada Osmanlı ordusunun yanında savaşan Arap aşiretleri de var i̇şte Mesela Beli Şeyhi Süleyman Rahmet de bu Arap aşiretlerinden bir tanesidir Hı -hı. Harp aşiretinden İbni Mübeylik Hı -hı. Vermiş olduğu çok ciddi bir destek vardır Hı -hı. Ve bu adamların ikisi de şehit düşer Burada yapılan mücadelelerde evet. Rafet Paşa'nın beni çok etkileyen şeylerden bir tanesi mesela Mehmetçik artık yiyecek hiçbir şey bulamıyor. Eee Fahrettin Paşa'nın talim talimlerinden bir tanesi de şu. Talimatlarından bir tanesi hurma çekirdekleri var ya hocam. Hı hı. Hurma çekirdeklerini diyor öğütün, unu yapın, bundan diyor ekmek yapın. Aa. Böyle bir yokluk var. Evet. Tamam. Bu yokluk esnasında Süleyman Rafet Paşa geliyor diyor ki ben diyor gizli yollardan şehrin dışına çıkayım sağdaki soldaki diyor bedevi aşiretlerle diyor iletişime geçeyim. Ben diyor size pirinç bulayım diyor. Hmm. Ondan sonra bu pirinç bulmaya giderken Şerif Hüseyin adamları tarafından şehit ediliyor. Süleyman Rafet Paşa. Hatta bir gün e, Fahrettin Paşa Rafet Paşa'dan bu konuyla alakalı bir istekte bulunmak için hani ben artık ben açım. Hmm. Asker de aç. Buna bir çözüm bulalım dediği zaman cübbesini kaldırıyor. Asap gibi karına taş bağlamış. Açlıktan. Açlıktan. Süleyman Rafet Paşa. Şeyi tercih edebilir. Çünkü biz şehri boşaltıyoruz. Bizimle beraber savunmada kalanlar şehirde kalsın diyoruz. Hı -hı. Fahrettin Paşa şehri tahliye ediyor. Hı -hı. Medine bizim tahayyül ettiğimiz gibi öyle 4 bin kişilik 5 bin kişilik bir şehir değil. Hı -hı. Medine 40 bin kişilik bir şehir. Ciddi büyük yani. Ciddi büyük. Tabii. Şehirde 4 bin direnişçi kalıyor. Koray Hocam. Hı -hı. Bu emre rağmen şehri boşaltabilirsiniz. Sivil halka zarar gelmesin tabii, diye. Tabii tabii. Sivil halka zarar gelmesin diye. Şehri boşaltabilirsiniz. Ve biz bunları tek tek kayıt altına alıyoruz. Ha, hala Evli... bu geleneğimiz tabii, devam ediyor. Evleri mühürlüyoruz. Tek tek kayıt altına alıyoruz. Kimsenin bir malına zarar gelmesin diye. Oraya hı. şehre geri dönen Medine halkı çok uzun süre ki bir buçuk iki senedir hı hı. bu süre hani hı hı. Şerif Hüseyin'le asla şey yapamıyorlar. Hani Bunu kabullenemiyorlar. Hani Osmanlı'nın gidip Şerif Hüseyin güçlerinin Hicaz hükümeti olarak bölgeye gelmesi şehir tarafından aslında kabul edilmiyor. Çünkü şehrin ayrı bir ruhu var. Hocam yüreğimizi dağılıyorsun şey, anlattıklarında e, ya gerçekten. Medine, özür dilerim. Estağfurullah. Yani Medine şey olduğu zaman, düştüğü zaman diyelim. İşgalciler Medine'ye girdiği zaman 12 gün evleri yağmalıyorlar. Evet, 12 gün. 12 gün sürüyor Hatta hocam. Hatta şey bu mısır. Medine'liler külletleri... bunu asla affetmiyor. Mısır kuvvetleri içerisinde çok özür dilerim hocam. Buyurun. Çok özür dilerim. Bir de bir emperyalist Ş Şöyle diyorlar Osmanlı. Düşün, hocam. Evleri mühürlüyor, hocam, Osmanlı, değil bakın, mi Fahrettin Paşa? Fahrettin... Kimsenin malına zarar gelmesin diye Dek evleri mühürlüyor. Hocam. Kayıt su altına su alıyor. hattı koptu mu? Hı, hı. koptu. İkmal geliyor mu? Gelmiyor. Hı -hı. Hicaz kuvveti seferi her şeyden mesul mu? Mesul. Fahrettin Paşa dönüyor ki kardeşim, benim 21 bin askerim var. Ben bu 21 bin askerimi nasıl doyuracağımı düşünüyorum. Allah için diyor. Mukavemet de bize bizimle beraber diyor asilere ve kafirlere karşı savaşacak olanlar diyor kalsın. Bunun dışındakiler diyor şehri terk edebilir. Evet. Birincisi buna rağmen 4000 direnişçi kalıyor. İkincisi şehir hali şehirden çıktıktan sonra biz devletiz ya biz kabile değiliz ki. Tek tek bütün evleri mühürlüyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Kimin ne eşyası kaldı? Ama şehir düşünce hocam şehir düşünce de gelenler yağmalıyor. Haş Haşimi, Haşimi, güçleri yani şeyin e, Şerif Hüseyin'in bağlı olduğu güçler ve bu bedevi aşiretleri de var bunların içerisinde. 12 gün boyunca şehri yağmalıyorlar. Medineliler bunu asla affetmiyor. Daha ne diyeceğiz işte. Hocam. Bu Mısır e, kuvvetleri içerisinde Albay Sadık Mısır ordusundan bu isyancıların içerisindedir. Bu çok teferruatlı bir şekilde anlatıyor. Bu de, anlatıyor. Bu yağma olaylarını anlatır. Hatta mobilyaları evlerden alıyorlar. Pazarlarda satıyorlar. Tabi bedevi Arap ne bilsin mobilyanın kaç para eder. Halıları, bu şeyleri, e, mobilyaları çok böyle cüzi cüzi satıyorlar yani. Evet. Bu 4000 direnişçi Hı. Osmanlı kuvvetleri haricindeki yerel direnişçiler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Araplarda. Şimdi tam tam bomba orada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Enes Malik'ten rivayet edilen bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte Asaf Peygamber Efendimize beyat veriyor. O beyatında o ahdu peymanında asap diyor ki biz kafirlere ve zalimlere karşı savaşmak için tekrar ediyor kıyamete kadar savaşmak için. Hı hı. Resul ediyor biat vermiş savaşlarız. Fahrettin Paşa'nın sancağında bu hadis-i şerif yazar. Hı hı hı. Fahrettin Paşa'nın oradaki o yerel milislerden 4000 yerel milislerden kurmuş olduğu küçük birliğin TMT gibi düşün, Türk Mukavemet Teşkilatı hı hı. gibi düşün. Hı hı. O teşkilatın sancağında da bu mühür vardır. Hı hı. O Medineliler ya. Medineliler değil işte. Ha, değil mi? Sadece Medineliler değil. Ha işte onu da. Cezayir'liler, Tunuslular, Pakistanlılar Hindistanlılar bunların içerisinde bulunanlar. Hmm. Bizimle beraber o dört bin savaşçı Türk askeriyle beraber, Osmanlı askeriyle beraber şehri işgalcilere karşı savunmak için orada kalıyorlar. Karşıda da sırtını Çünkü İngilizler dayamış. bir açıklık yaramış. getireyim hocam. Şimdi Medine'nin merkezinde yaşayanlar genellikle Arap kökenler değil. Hı hı. Birkaç ailenin dışında. Medine'nin içerisindeki bu kırk bin nüfus genelde orada ticaret yapan aileler eee Hindistan'dan göçmüşler Pakistan'dan göçmüşler Türkiye kökenli aileler var hı hı. Anadolu kökenli hı hı. aileler var burada kalmışlar Arap kökenli aile sayısı çok fazla değil Bundan dolayı şehirde ciddi bir hadrani bedevi çatışması var yani yerli olan Hadranilerle, hı hı. göçebe olan Bedeviler arasında zaten sürekli bir çekişme söz konusu. Bedeviler. Kentlerle Bedeviler arasında. Hocam şimdi e, özellikle tam bu ortam içerisinden e, komisyonlar, e, bu emanetlerin nakli ilgisi soracağım ama e, hocama hazır bu <laughs> mevzu kopmamışken e, şeyi de sormak istiyorum. Bu tam moral motivasyon çok önemli, işin tam e, merkez noktası bu ama <laughs> Hollanda'dan Yusuf Kınık. Bize selam göndermişler, ee, yeni doğmuş bebeği eşi ve annesiyle biz izliyorlarmış, selam gönderiyorlar ve programı çok seviyorlarmış. Bize de buradan Hollanda'ya selam gönderiyoruz, ne mutlu sesimiz oralara e, ulaşıyor ise. E, peki hocam, Fahrettin Paşa, şimdi kuvve i Seferiye dediğimiz kuzeydeki hat kapandı, Suriye cebesi evet. çöktü, hatta Mondros mütarekesinden sonra teslim de olmadı. 70 gün. 70 gün daha devam ettirdi. Ama artık açlık ve <laughs> e, gündelik kullanım malzemeleri artık hani <laughs> neredeyse yok. Yok. Ve iş artık hani neredeyse de değil, yok neredeyse de evet. hiç yok. yok. Burada e, öncesinde hem bu durumda hem de öncesinde motivasyonu e, nasıl sağladı? Zorluklarla nasıl mücadele etti? Ve çok vurucu noktalar olursa orayı da bir alayım. Fahrettin Paşa bölgeye müfettiş sıfatıyla geliyor. Bölgede bir isyan çıkacağının raporları hı. gönderiliyor. Ve Fahrettin Paşa inanılıyor Zaten göreve başladıktan 4 gün sonra isyan patlıyor. Hı hı. Daha sonra birkaç ay sonra Hasan Basri Paşa'dan görevi Medine, Muda, Medine muhafızı olarak tamamen alıyor. Hı hı. Medine muhafızı olaraktan tamamen görevi aldıktan sonra Fahrettin Paşa bazı şeyleri öngörüyor. Yukarıdaki hat kapanırsa, evet. aşağıdan sarılırsam, çok, çok ciddeler yani. İngilizler saldırırsa, evet. yem bu düşerse vesaire vesaire gibi bir sürü ihtimaller var. Buna karşın Fahrettin Paşa ziraat taburları kurduruyor. Ziraat taburları. Tabi tabi. Bu ziraat taburları ekiyorlar, biçiyorlar. Hı hı. Anlatabiliyorum muyum? Askerin e, şeyi, üretim mekanizması harekete hı. geçiriliyor. Bunun yanında Medine müdafasının önemli isimlerinin işte İbni Mübeyrik ondan sonra yine e, Medineli Seyyid İdris Efendi ondan sonra mutlaka ismini hı. yad etmek lazım. Kendi hurma hı. bahçelerini Mehmetçi'ye veriyorlar. Hı. Diyorlar ki bunlar artık bizim şahsi malımızdı ordunun olsun. Bu hurma bahçelerinden alınan hurmalar vesaire vesaire. Bunlar bizi bir süre idare ediyor, götürüyor. Fakat e, bu uzun direniş çerçevesinde özellikle kuzeydeki hat demir yolları infilak Hı -hı. ettirilip kuzeydeki hattan e, yardım gelme ihtimali ortadan kaldırdıktan sonra 5-6 ay gibi bir süre sarfında içerideki şey çöküyor. E, İAŞ e, e, şeyi çöküyor. Bu çöktükten sonra eee Bizde bir adet vardır hicaz yaranı idervtelleri diye. Ondan hocam, sonra çok acıdır bu. Ee, askerimizden para topluyoruz. Hmm. Fahrettin paşa askere hicaz yaranı diye bir şey bastırıyor. Diyor ki kendi mallarınızı diyor orduya verin. Buradan diyor çıktığımızda ordu da ordu geri verecek. Hmm. Asker kendi mallarını veriyor. Biz dışarıdan el altından işte pirinç topluyoruz, bulgur topluyoruz. Ondan sonra yiyecek malzemesi topluyoruz. Hicaz yarını Melin Edefterler'in içerisinde isim isim bizim askerlerimiz verenler var. Ondan sonra... Hocam her yolu denemiş. Her yolu deniyor hocam. Hatta bir gün e, bir askeri var. Maraş'ta Ökkeş ismi çoktur. Hı hı. Hazreti Ukaşe'den dolayı. Hı hı. Asaptan Hazreti Ukaşe'den dolayı... E, Ukaşe Ökkeş tabii, mi tabii, olmuş? Tabii tabii. Ama bunu bilmiyordum Tabii. Ben. Tabii. O karşı ökeş olmuş bizde. <laughs> Onlar Maraş yöresinde, Osmaniye'de falan. Muhammed <laughs> Mehmet olduğu <laughs> gibi. Muhammed Mehmet olduğu <laughs> gibi. Evet. Ukaşe de ökeş olmuştur. Maraşlı ökeş diye bir askerimiz var <laughs> orada. E, süngüsüyle bir destan yazıyor. Bu e, asi şeylerinde, çarpışmalarında, Cehennem Dağı'nın arkasında, Uhud Dağı'nın daha arkasına düşüyor burası. Orada asiler sıkıştığı zaman asker de böyle kara kuru bir şey. Hani baktığın zaman dersin ki ya bu asker mi yaptı? Bunu Fahrettin Paşa'nın böyle e, büyük kahramanlıklar gösteren askerlere karşı vermiş olduğu en güzel hediyelerden bir tanesi akşam yemeğini o askeriyle beraber karşılıklı yemek. Hmm, paşa Ondan ile oturmak. Tabii paşa ile oturmak. Karşısına oturtuyor bu askeri. O askeri e, yemek yiyor. Ondan sonra evladım diyor kahramanlığından dolayı sana diyor kutluyorum. E, onu alnından öpüyor. Toprağının diyor, adamısın diyor. Ondan sonra iltifatta bulunuyor. Ondan sonra ona. E, benden diyor bir isteğin var mı diyor. Ondan sonra. O zaman bizim orada Enver Paşa'nın talimatıyla cihadiye yüzükleri dağıtmış. Hı. Askere moral olsun diye. E, cihat emrini kasteden cihat 1915 hı. yazıyor. Askere dağıtılan yüzüklerde asker motive olsun diye. Bizim öyle motivasyon kaynaklarımız var. Mesela şu Fahrettin Paşa'nın kalpaklı fotoğraflarını görüyoruz ya. Hı hı, evet. O kalpağı kaldırdığınız zaman sağ böyle şeye doğru içinde Tevbe Suresi 40. ayet yazar. Allah bizimledir. Kılıcını kaldırdığınız zaman kılıcın üzerinde o ayet yazar. Allah bizimledir. Silahını ters çevirdiğiniz zaman kabzanın üzerinde o ayet yazar. Allah bizimledir. Motivasyon kaynağımız budur. Allah bizimledir diye. O cihat yüzükleri de askerimizin motivasyon kaynaklarından bir tanesi. Bu Maraş Lökkeş Fahrettin Paşa diyor ki Paşam bir isteğin var mı deyince bize diyor vermiş olduğunuz diyor bu yüzükler diyor kararıp kalıyor. <laughs> Çünkü madeni zayıf. Evet, evet. Ondan sonra bana diyor sizin yüzüğünüzü verir misiniz? Paşa ya, evet. Paşa'nın kendi yüzünü istiyor. Paşa kendi yüzünü çıkartıyor. Bu Maraşlı Akkeş'in parmağına takıyor. Al diyor. Paşam diyor çok teşekkür ederim diyor. Fahrettin Paşa diyor ki asıl ben teşekkür ederim evladım. Sayende bir kahraman yüzüğü takacağım diyor. Hmm, onun yüzüğünü alıp kendiniz. Şimdi, evet. Paragrafın başında burada Naci Kıcıman demişti ya. Aha. Fahrettin Paşa bizim hem kumandanımız hem babamızdı diye. Evet. Şimdi bu asker bu paşayı nasıl babası gibi görmez? Kesinlikle. Işte. Cemal Paşa hı. bir emrin var mı diye soruyor. Hı. Koray Hocam. Hı hı. diyor ki Fahrettin Paşa burası diyor Medine sıcaklık diyor 50 derece. Askerimin diyor bağır yanıyor paşam. Çünkü o 50 derecelik sıcaklarda bir ray patladığı zaman asker rayı gün saat 12 gibi 1 gibi güneş tepeden vurduğu zaman asker rayı eliyle tutamıyor. Fahrettin Paşa diyor ki askerlerim kalpaklarını çıkartırdı. Çoraplarını çıkartırdı. Ellerine dolardı. O sıcak rayları diyor tamir edebilmek için bunları yapardı. Cemal Paşa da o arada yazmış. Ne istiyorsun benden diye. O da diyor ki askerimin bağrı yanıyor. Cemal Paşa çok karizmatik bir hareket yapıyor. Medine'ye buz makinesi gönderiyor. Değil mi? Buzlu, Tabii. buzlu yapıyorlar. Hayır. Buzlu dondurma yapıyorlar. Dondurma. dondurma hurma dondurması yapıyor. <laughs> Askere dağıtıyor. Bu Seyit İdrisi'nin e, ismini bu gece iki defa andık. Ondan sonra izleyicilerimiz lütfen e, bu büyük mücahitlere Fatiha göndersinler. Yani isimleri böyle çok nadir anılıyor evet. çünkü. Bütün hurma bahçelerini Mehmetçi'ye bağışlıyor. O hurma bahçelerinin içinde bir yerde havuz var. Koray Bey Üstad'ım. Bildiğimiz havuz. havuz. Fahrettin Paşa'nın bir adeti var. Bu göreve giden askerleri asi kolluyoruz sürekli biz. Hı hı. Eşkıya kolluyoruz, Arap ayrılıkçılarını kolluyoruz. Bu göreve giden askerler geri döndüğü zaman onlara havuzların içerisinde istirahat veriyor. Orada dinlendiriyor. Oo, bu... bir, tabii bir rehabilitasyon merkezi kurmuş. Hocam izleyenlerimiz <laughs> görüyor. Cihadi evet. yüzüklerinde evet. izliyorsunuz. Arkadaki demin Hocam'ın anlattığı. Kararı yüzük. kalan yüzükler. kalan yüzükler. Evet. evet. Ondan sonra e, Fahrettin Paşa askeri bu şekilde motive ediyor. Ama bu kuşatma şey yaptığı zaman Koray Hocam tamamen kapanmaya başladığı zaman Medine'de durum bizim için yavaş yavaş tersine dönmeye başlıyor. Evet Onunla hocam devam oradan ediyoruz. devam ederiz. Şimdi hocama döneyim. Bu iklim içerisinde hocam bu yaşananlar içerisinde e, hani hat kapanacak. E, hani Hı -hı. gitgide bu kuzeydeki cepheden Suriye cephesinden de zaten durumla ilgili e, mesajlar geliyor. Ve burada e, hani şehir bir şekilde direnecek e, Hı -hı. direnebildiği yere kadar. Hı -hı. Ama mukaddes emanetler burada Hı -hı. ve biz bunlara tarihimizden beri gözümüz gibi bakıyoruz. Hı -hı. ...ve Fahrettin Paşa bunları bırakmak istemiyor. Şimdi bu yolculukla ilgili birkaç soru sormak istiyorum Tabii. hocam. Ee, öncelikle bu mukaddes emanetlere baktığımız zaman... ...burada neler var? Ve bunların sevk edilmesiyle ilgili... ...ön çalışma nasıl yapılıyor ve nasıl sevk edilmeye başlıyor? Ee, onun bir çerçevesini alabilir miyim evet. hocam? Şimdi hocam, böyle bir karar alınıyor. Yani... ...Hicaz bölgesinin önemli şehirleri elden çıkınca... Asiler tarafından ele geçirilince Osmanlı hükümeti iki, iki karar alıyor. Birincisi Medine'nin ta, tamamen tahliye edilmesi. İkincisi de emanetlerin e, İstanbul'a nakledilmesi. <laughs> e, bu e, kararı da Cemal Paşa, 4. Ordu kumandanı Cemal Paşa, Fahrettin Paşa'ya tevdi ediyor. Bu kararın tatbikini. Fahrettin Paşa tabii tamamen tahliyesine karşı çıkıyor. Yani istemiyor. Çok direniyor. Çok talep ediyor. Yani Yani e, kısmen e, tahliye edelim tamamen tahliye etmeyelim diye. Neticede onun talepleri üzerine kısmen tahliye ediliyor Medine. Emanetlerin işte hazırlanma aşaması var yani. E, Bir komisyon kuruluyor. Komisyon değil mi? kuruluyor yani i̇şte tam emanet, devlet hocam her şeyi evet, değil mi yani böyle. Dediğimi, emanet tespit gibi. ve temiz 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 komisyon, Temiz yani seçme. <laughs> tespit ve temiz komisyonu kuruyor. E, Kimler işte, var komisyon hocam? Komisyonda şehil Haram zaten kendisi komisyon başkanı. Me Mescid-i Harem, Hazinedar-ı Harem. Evet. Ondan sonra Nakibül Agavat yani eee Bevwab-ı Erba dediğimiz yani o Medine'deki Hı. önemli dini kişilikler, yuvasil ve vazifelileri, Medine'deki vazifelileri var. Hı. Evet. Hı. E, böyle bir karar alınıyor. İşte eserler seçiliyor. Yani hangi eserlere gidecek, hangileri kalacak. Evvan'ın e, gümüş evaninin naklinden vazgeçiyorlar, gümüş eşyağını hmm. sadece çok kıymetli olan elmas mücevherat ondan sonra bunlar mesela e, nakledilmek üzere hazırlanıyor 82 80 küsür miktarında hmm. mücevherat eşyası hmm. daha sonra yazma eserler hmm. medine kütüphanelerinde olan işte Mahmudiye Kütüphanesi, eee Ravza-i Kütüphanesi, Beşira Kütüphanesi, e, Emin Paşa Kütüphanesi vesaire. E, bu kütüphanelerden 5000 el yazma bir o kadar da matbu eser seçiliyor. Bunlar da trenlere yükleniyor. E, bu e, hem 80 küsür emanet hem de bu Medine kütüphanelerinden seçilen eserler trenle beraber 17 Nisan 1917 yılında Şam'a sevk ediliyor İslamlılar. Tam böyle savaşın sonlarına doğru geliyoruz değil mi? Evet. Ama, Peki ama hocam, o dönemde hocam... Trenler yani, falan yolda saldırıya yani, uğramıyor Yani O dönemde mı? böyle çok kıymetli eşyanın... Bir yerden bir yere nakledilmesi, evet. şamanak denilmesi çok muazzam bir hadise. Kaç çünkü asker veriliyor hocam. Çünkü hatırlıyor musunuz? E, Böyle bir müfreze veriliyor ama sayısını tam hatırlamıyorum hocam. sırf bu sahne bile bir film olur. Hani oradan evet. o yüklenmesi, evet. çünkü görüyoruz Mustafa her şeyin kaçırılması. Evet, yani yani taşınması. Bedeviler var. Hani dediği <laughs> Ürdün'de hala evet. görsel olarak tren patlatıyorlar Osmanlı. Evet. Tren. Yani evet. O dönemde düşünüyorum da o emanetlerin başına İyi bir şey gelmez. Yani, e, evet, yani sağ salimen Şam'a naklediliyor. 24 Nisan'da Şam'da oluyor Hı -hı. emanetler. Şam'da iki gün bekletiliyor. Yaz meselelerden hepsi İstanbul'a gönderilmiyor. Hı -hı. 550 tanesi, 500 işte 560 civarında. Bunlar yaz meseleler seçiliyor işlerinden. Diğerleri Medine Şam'da bırakılıyor. Bunlar savaş bittikten sonra tekrar Medine'ye geri, geri döndürülüyor, hmm. yani İstanbul'a gelmiyor. Faysal Şu anda işte Kral Abdülaziz Kütüphanesindedir bunlar. Mesela şöyle örnek verelim. değil mi? Şam düşüyor, Sıralarca. Mesela Mahmudiye Kütüphanesi'nde en fazla eserin alındığı kütüphanelerden birisi Mahmudiye Kütüphanesi. 325 tane eser yaz eseri alınıyor. Fakat e, kütüphane'nin kayıtlı eser sayısı 3.300 küsur. Bunların çoğu e, Medine'ye tekrar Şam'da bırakılıyor. Medine'ye geri gönderiliyor. Böyle bir O e, resimde de görürüz herhalde e, evet. Medine'nin kapısını. Ben tam biraz bana evet. uzak kalıyor ama e, trenle ilgili var mı görseller o dönemlerde? Şu an işte gördüğümüz e, o Medine değil treni. Ha, evet, evet. emanetlerin evet, evet. yani, konulduğu tren. Fakat evet. e, o seferi yani mukaddes emanetlerin taşındığı seferi yapan tren değil herhalde. Hı hı. Öyle söyleniyor ama evet. <laughs> muhtemelen de, muhtemelen değil. Hocam yani evet. şimdi Ozan Hocam anlattı, siz detaylı anlatıyorsunuz. Yani o günkü havayı aklımızda düşündüğümüz zaman, hani gergin, 1917'den bahsediyorsunuz, evet. kuzeyden e, kötü haberler geliyor ya da gelmek üzere. Şehir zaten, düşmek üzere. Şehir düşmek üzere, yol kapanmak üzere. Evet. Yol kapandığı zaman zaten dünya ilişkisi kesiyor ve taşıdığınız emanetler çok önemli. Mukaddes emanetler ve Can canhıraş tabiri uygunsa bir vaziyette, ee, evet. bunlar bu yağmacıların elinden kurtarılıyor. Ki Şimdi... şey gelmiş yani. O ee... sırada Faysal tarafından ilk teslim ol teklifi gelmiş. Değil mi? Tabii tabii. Evet. İlk geliyor. yani Naci Gıcman Teferruat'la anlatıyor. Hı hı. İlk teslim ol teklifi geliyor Fahrettin Paşa'ya. O da bir ee... beyanname neşrediyor. O beyanname neşrediyor ama hı hı. önce Faysal'a bir cevap veriyor. Hı hı. Ee, askerlik töresince Faysal'a bir mermi gönderiyor. Tek hı hı. cevap. Yani ne, ne manaya e, geliyor? Sonuna kadar şey. burada istiyor. <gülüyor> 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 Şimdi Koray Bey şey dediniz, hakikaten. emanetler... Tam bir karizma hocam, tabii, yani Mahrettin Paşa. Kesinlikle, Kesinlikle. karizma. Evet. Duruşuyla tabii, zaten, tabii. görüntüsüyle, tavırlarıyla da öyle. Şimdi e, Medine'den İstanbul'a hangi emanetler, neler evet, sevk edildi evet, evet. isterseniz onu tabii, izah edeyim size. Tabii lütfen hocam, onların muhtevası hakkında Şimdi, bilgi alırsak. Şimdi üç grup e, eşya gönderiliyor. Birinci grup işte mücevherat ve murassa eşya, çok kıymetli olan Kevkebi dürriler, Şefçera ilması ki Neler şudur. var mesela tam Mesela gibi. şöyle ha, isterseniz gösterebiliriz. Kevkebi dürri ee, soldaki. değerli izleyenler evet, kıymetli soldaki. hocamın çalışmasından e, bunlar e, hani şey olarak da e, nitelik olarak da mücevherattan evet. zaten. Evet. Bunlar var. İyi, iyi faysalın eline geçmemiş hocam yani. İlk. Bu e, Şepçara elması. Sultan hı hı. E, 2. Ahmet tarafından Ravza-i Muduharı'ya enteresan çok bunların peşinde değiller Koray Hocam. İşte de, yan taraftaki de kevkebi dürri dürre Şepçara. Bunlar çok kıymetli tabi. Servet yani. Hı. Çok 2. muazzam. 2. Ahmet döneminde. 2. Ahmet zamanında gönderilir. Hatta e, Naima tarihinde tabi bunların takdim edilmesi sebebi şu. Elmasının orada ne işi var? Kandil avziye Şam'dan anladık evet. da. Şimdi e, yani Osmanlıların oraya mukaddes zamanı takdim etmesi iki sebepten dolayı. Birincisi Hazreti Peygamber'e olan muhabbet ve bağlılık. Hı hı. İkincisi de mesela bu şef çaray alması takdim ediliyor. yarım gün harem-i nebevi binaları işte inşa edilecek, imar edilecek bir süre bakım ve onarım sırasında para lazım olacak. Ha, bunlar satılıp tabi, tabi, tabi. tabi bunlar satılıp paraya çevrilip onlar oradaki masrafı da karşılıyorlar. Gibi Aynen öyle. değil mi? Evet. Aa, evet. Bu ameliye Memlük zamanında yapılıyor. Hı. Osmanlı zamanında ben bir tane gördüm. Sultan 3. Murat zamanında ee, çok yine hem Kabe-i Muazzama'da hem de Mescid-i Nebevi'de böyle e, inşa restorasyon işleri yapılıyor. Çok külli böyle e, çalışmalar. E, para yetmediği için Mescid-i Nebevi'deki altın şamdanlardan bir kısım eritilip hı hı. onlar mesela satılıyor. Evet, çok da pratik bir yaklaşım. Evet, hocam, Altın biliyorsun değer kaybetmez yani. Çok önemli aydınlattığınız hemen birkaç izleyici çünkü çok mesaj geliyor. Evet. Mehmet Uyar Almanya'da hocam yurt konuklarımıza konuklarımıza pozitif evet. ayrımcılık yapıyoruz. <laughs> Mehmet Uyar hocam Almanya'dan size ve konuklarınıza selamlar. Kaliteli ve aydınlatıcı bir program oluyor sağ olun. Evet. Mehmet Bey bize selam gününüz. Gürhan Çınar Önemli bir şey demiş. Hocam demiş, Fahrettin Paşa Kastamonu Taşköprü ilçesinden bunu da belirtirseniz sevinirim demiş. Herhalde hemşeriniz oluyor diye düşünüyorum. Evet. Buyurun hocam. Ee, şimdi e, bunlar e, yani birinci kısım dedik, hı hı. murasa eşya. Çok kıymetli mücevherat eşyası. İkinci kısım, hurde murasaat denen hurde murassat. Yani bunlar emanetlerden zamanla düşen ve ahalar tarafından toplanan elmas, yakut, zümrüt parçaları. Bunları hı. topluyorlar, hı. muhafaza ediyorlar. Hı hı. İkinci kısım bunlar. Üçüncü kısım şallar. Şallar da o dönemde türbelerde özellikle hanım türbelerinde hı hı. sandukaların başlarına... ...ya yani da uygun yerlerine asılan şallar. Kıymetli mi bunlar değer tabii olarak? Değerli da, manevi ki, kıymeti mi var acaba? Manevi de maddi olarak da vardır maddi ama tabii bunlar zamanla çok e, deforme oluyorlar, tabii. çok e, güveleniyorlar falan. Üçüncü kısım bu. Bir de tabi yaz meseleler var. Hı hı. Yaz meseleler de tabii bu e, emanetlerin tamamının lisesi listesi Fahrettin Paşa tarafından tutuluyor. Bu defter de İstanbul'a gönderiliyor. Bu defterde bu defterde bunlar kısım kısım böyle hı hı. E, sınıf sınıf defterde gösteriliyor. O Medine defteri dediğimiz defter değil mi hocam? Evet. Bu. Ama defterin orijinali yok hocam. Orijinali kayıp. Eyvallah hocam. Yani o orijinaline bakarak zaten bahsedeceğiz. Ee, İstanbul'da Muayene ve Kıymet Takdir Komisyonu var. Bu hı. komisyon bu defter, deftere göre yeni bir defter tanzim ediyor. O defter elimizde. Dört nesil olarak istihsadı. O defter yok ama. O defter kayıp yani. Evet. Eee gerçekten yani neler var neler. Ve yani, eee evet. bu bir hem de geleneğin devamını gösteriyor. Siz e, anlattıkça evet. hani 2. Ahmet'ten bahsediyorsunuz. Yani 18. yüzyılın başları orada 1917'de o trende yer alan o şeyler Osmanlı'nın evet. en bir devlet olmasını hem zaten mukaddes bölgelere Mekke ve Medine'ye ne kadar önem verdiğini ve hani bir devlet olmasından dolayı ne kadar pratikte yaklaştığını e, gösteren bir nokta bu. E, Yazma eserlerde Koray Bey işte 560 civarında hı hı. yani en çok e, teberrekat-ı tesenniye içerisinde nakledilen en büyük yekünü teşkil eden eserler. Bunlar e, 24 Nisan'da Şam'dan İstanbul'a sevk ediliyor hı hı. İşte bu trenle. Hı hı. Aşağı yukarı bir haftalık bir mesafe trenle yani burada Sultan Abdülhamid'i hayli yad etmek lazım. O Medine, Medine tren yolunu evet. yapmasaydı yani bu eserler nasıl giderdi? <laughs> bak işin yine mevzu oraya geliyor. Evet. Ee, bir hafta sonra 3-4 Mayıs e, 1917 civarında bunlar İstanbul'a nasıl karşılanıyor tırmıyor. hocam? A, tabii Çünkü Osmanlı hani e, aynı zamanda bir şeydir e, bir tören e, şeyi de var bir ritüelleri evet. de var. Çok merak ediyorum o evet. trenin İstanbul'a gelmesi. Çünkü dediğimiz gibi artık bir çok sıkıntılı bir döneme giriyor. Evet. O cephenin çökmesi çok sıkıntılı ve Allah'a şükür Faysal'ın ve adamların elinden kurtulup bu mukaddes emanetler geliyor buraya. Evet. Bunu ayrıca bir işlem yapılıyor mu, bir tören yapılıyor mu yoksa resmi işlemler yapılıyor mu? Şimdi İstanbul'a geldiği zaman, Mayıs ayı başlarında hı hı. Padişah irade i Seniye sadir ediyor. Sultan Mehmet Reşat. Bunların karşılanması. Tabi tören yapılmıyor. Kayıtlarda böyle bir tören yapıldığına dair bir bilgi yok. Hı hı. Sultan Reşat'ın irade i Seniye'siyle bunlar teslim alır, e, Topkapı Sarayı'na konuluyor. Bir teslim komisyonu oluşturuluyor. Bu komisyon işte mahallinden gelen, Medine'den gelen defterlerle emanetleri birebir tatbik ediyor. Birbirine tatb tatbik ediyor, hı hı. mukayese ediyor. Bu şekilde teslim alıyor. Daha sonra iki komisyon daha var. İsterseniz onlardan da bahsedelim. Lütfen lütfen hocam. Yaz eser komisyonu var. Bir sonra kurulan komisyon. Bu komisyonda e, teselim komisyonunun sadarete bilgi vermesi üzerine kuruluyor. E, sadarete diyor ki teselim komisyonu. Tabi bunlar 8-10 kişiden oluşan bir e, 8-10 üyesi var. Yaz bazı yaz eserlerden bazıları tamire muhtaç. Bunların uzman eller tarafından mücellitler, maharetli mücellitler tarafından orijinallerini bozmadan bunların tamir edilmesi lazım. Böyle bir komisyon oluşturuldu ve komisyon oluşturuluyor ve yaz eserler çok güzel bir şekilde aslına uygun e, e, tamir ediliyor, restore ediliyor. Daha sonra bir muayene, muayene, ve kıymet takdir komisyonu kuruluyor. En son mu emanetler hakkında kurulan en son komisyon budur. 1918 yılının sonlarında başlıyor bu komisyon çalışması. İki hafta içerisinde dört, dört toplantı yapıyorlar. E, emanetler mahallinden gelen defterleri mukayese ediliyor. Tek tek muayene ediliyor, mukayese ediliyor. Fiyat takdirleri yapılıyor. Sultan Mehmet Reşad'ın i̇şte kuyumcu başı. Bakın ne evet. kadar önemli şeylerden bahsediyorsunuz. Tabii bunlar irade-i yapılıyor. Yani evet. komisyonların kurulması hı hı. padişahın iradesiyle, emriyle oluyor. Padişan Sultan Mehmet Reşad'ın kuyumcu başası babayan Ermenidir. Babayan Efendi fiyat takdirlerini yapıyor, fotoğrafları alınıyor. Ondan sonra bunlar sandıklara tekrar konuluyor. Böyle böyle bir çalışma yapılıyor yani. Burada en önemli nokta emanetlerin gerçekten o tarihi mesuliyetle ve büyük mücadelelerle getirilmesi bir yana, o zaten başlı başına muazzam bir hadise. İkincisi de burada ee, hani bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, devlet geleneğini e, nereden aldığını da görüyoruz. Yani biz de Türkler'de bu topraklar var. Bu anlattıklarının hepsi işin evet. ne kadar ciddiyetle yapıldığını, nasıl bir evet. devlet yani fotoğraflarından tutun yazılmaları, fiyat komisyonu aslında ortada bir, bir devletten evet. bahsediyoruz değil mi? Yani evet. her şeyi yazan evet. ve resmi bir şekilde e, ortaya koyan. E evet. Gerçekten çok önemli ikinci bölümümüzün de sonuna giriyor. Yani mevzu o kadar muazzam ki akıp geçiyor ama izleyenlerimiz bir izleyenimiz diyor ki müstahar bir isim kullanmış tabi diyor ki çok güzel gidiyor program nice incelikler var şaşkın şaşkın izliyoruz sağ olun Allah razı olsun diyor izleyenim Suzan Hanım Suzan Elevcan diyor Koray Bey bizde hal kalmadı Allah bizi atalarımıza layık torunlar eylesin diyor. Ve bize Şeyde, teşekkür ediyor. Yani e, bu kutsal emanetlerin getirilmesi, kutsal emanetlerin e, getirildiği sırada gösterilen itina, hı hı. özen evet. De, evet. bunlar bize bazı mesajlar veriyor. Değil mi? Tabii. Bu mesajları anlamak bizim için çok önemli. Bence e, bu mesajlar kutsal emanetlerin maddiyatından çok daha kıymetli. <laughs> <laughs> Çünkü o mesajlar bizi ötelere taşıyacak. Kesinlikle. Hani ecdadın <laughs> 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 bu göstermiş olduğu hassasiyet bizi e, ötelere taşıyacak. Mescidi Nebevi içerisinde sadece işte Ravza-i Mutahara veya Hücre-i Saadet dairesi ne gösterilen özen, itina, heybet, haşmet artık bunu çoğaltabiliriz. Osmanlı devleti içerisinde. Hani net bir şey söyleyeyim. Sadece şöyle Sultan Abdülmecit Han zamanında yapılan restorasyon faaliyetlerinde sadece Mescidi Nebevi için harcadığımız miktar 1 milyon Osmanlı altındır. Bir dakika hocam. Sultan Abdülmecit döneminde Mescidi Nebevi onarım geçiriyor, çok 1 onarım geçiriyor. 1 milyon altın. 1 milyon altın. Sultan Mahmut Han'ın çok böyle bir şeyi var. Eee... Gayreti var. Kubbetül Hadra bugün bildiğimiz Gildim. için. Kubbe Sultan Mahmut daha tarafında. önce mordu. Ondan Hı -hı. sonra mor olduğu söyleniyor. Hı -hı. Daha doğrusu. Sultan Mahmut Han'la beraber biz Kubbetül Hadra, yeşil kubbeye kavuşmuş olduk. Ama iç restorasyona Hı -hı. çok böyle fazla şey yapamıyoruz. Yani çok istiyor Sultan Mahmut Han. Fakat nasip olmuyor. O mirası Sultan Abdülmecit Han Hı -hı. devralıyor ve devam ettiriyor. Şimdi Mescid-i içine gidenler e, özellikle merkezi Mescid-i Nebevi'nin içerisinde yani Babu Selam kapısından içeriye girecekler bu medeniyetin çocukları önlerini ilikleyecekler bir selamlama yolu var. Yani selamlama yolu dediğimiz şey o yolun sonunda Resulullah'ın kabri şerifi var. Hı hı. O selamlama yolu boyunca kafalarını kaldırdıkları zaman sağ tarafta çeşitli yazılar ve hatlar görecekler. Hı hı. Sağ tarafta gördükleri hatlar hı hı. 202 adet Resul-i Ekrem Efendimiz'in isimleridir. Hı hı. Üstünde çeşitli ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler yazmaktadır. Hı hı. Bunları buraya işleyen Abdullah Sühit Efendidir. Ati Sultan tarafından görevlendirilmiştir. Ondan önce görevlendirilen hattatların çizmiş hı. olduğu, yazmış olduğu yazılar Abdülmecid Han tarafından beğenilmemiştir. Beğenilmeyen yazılar bile İstanbul'da çeşitli camilere konulmuştur. Zayi edilmemiştir. Hı hı. Abdullah Sühit Efendi'nin yazdıkları beğenilmiş ve buraya işlenmiştir. Bu yol boyunca gidecekler, görecekler. Ravza-i Mutahhar'ı görecekler. Arka tarafta Hazreti Fatıma mekanını görecekler. Yani şunu söylemek istiyorum. Kafaların çevirdiklerinde o mükemmel hat yazıların aralarında Kütahya Çinlerini görecekler. Hmm. Aradaki döşemelerde Hereki hallarını görecekler. Biz bu mirasın çocuklarıyız. Evet. Şimdi oradaki terbiye esnasında son bölümde teferruatıyla inşallah gireriz. Hmm. Bizim Mescid Nebevi görevlilerimiz vardı. Bakın bu adet Osmanlı medeniyetinin adetidir. Bizim orada farraşlarımız vardı, temizlik görevlilerimiz, hıtırilerimiz vardı, battallarımız vardı, koruma memurlarımız. Mescid-i Nebevi öyle üç kişilik, beş kişilik değil. Mescid-i Nebev'in içi yaklaşık bin kişilik bir teşkilattır. Biz oraya gittiğimiz zaman o Mescid-i Nebev'in arkasında peygamber efendimizin kabrini bulunduğu yeri, hocam söylemişti Hücreyi Saadet Dairesi. Hücreyi Saadet Dairesi'nin arka tarafına düşüyor. Bugün sadece giriş yapılan kalpı, Hazreti Fatıma kapısı, Hazreti Fatıma abu Fatıma'dır, validemizdir. Bizim medeniyetimizin çiçeğidir, baş tacımızdır. Osmanlı medeniyeti bunu öyle bir resmetmiş ki Hazreti Fatıma kapısından içeri girerken demir bir kafes yapmış. Oradan dik girmeniz mümkün değil. Kafanızı eğip içeri giriyorsunuz ve bağırıyorsunuz. Esselamu aleyke binti Resulullah. Sana selam olsun ey Resulullah'ın kızı. diyorsunuz ve öyle giriyorsunuz içeri. Osmanlı medeniyeti oradaki ritüeli bile saygısıyla, sevgisiyle muhabbetiyle şenlendirmiş. Zaten anlattıklarınızdan hocam kimin tarih boyunca e, bu konuda e, saygı ve edep sınırlarını çizdi kimin neler yaptığı ortaya çıkıyor. Ki. Yani Hadimül Harameyn-i e, Şerifeyn o, o, bu, ismiyle tam müsemma olmuş evet, Demin e, Ozan hocam şeyden bahsetti Sultan Abdülmecit hakikaten İb Sabir Paşa'da Miratül Hamre Harameyn'de kendisi ifade ediyor. Bugüne o güne kadar Sultan Abdülmecit zamanına kadar hiçbir sultan Osmanlı öncesi Osmanlı zamanı bu kadar esaslı bir bakım ve onarım çalışması yapmamıştır <laughs> diyor. Evet. Sultan Abdülmecid'in bir de Mescidi hücreyi Hücre-i Saadet'e takdim ettiği iki, iki şamdan var. Bu şamdanlar Medine ahalisi de ifade ediyor. Bugüne kadar böyle bir sıklette, böyle böyle bir kıymetli bir eser buraya takdim edilmemiştir. İki şamdan 45'er kilo som altın. Evet. 45'er kilo. Hatta Sultan Abdülmecid bunları Medine'ye gönderirken Mabeyn-i Hümayun hademesinden Mirala İbrahim Efendi İbrahim Bey Medine'ye bunları gönderiyor, getiriyor Gitmeden önce onu yanına çağırıyor diyor ki Hücre-i Saadet'e yani Mescid-i gittiği zaman şöyle söyle Şöyle söyle Ya Resulallah Bu hediyeler Ümmetinden günahkar Abdülmecid'in Hediyeleridir Lütfen kabul kabul buyurmanızı rica eder. Tevazu diye tamam, tamam. öyle. Bu hakikaten Osmanlı Sultan. E, 45'er kilo, 90 kilo som altında. şu anda. Üzerinde yani, evet. var ve Hı -hı. bir kitabesi var. Bunlar ve Bey Hücre-i Saadet'te birisi Reis-i Saadet Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın mübarek başı ucuna. Hı -hı. Diğeri de kademe-i tarafına yani ayak uçları tarafına konuluyor babasının Sultan Mahmud'un um da böyle iki tane şamdanı var. Belki görselde gelir. Bir virgül koyalım mı hocam? Uyarıyorlar <laughs> evet, beni. 3. bölümümüz devam edeceğiz. Raşit Gündoğdu selam göndermiş. Çok değerli akademisyen. Dolusumuz bir de bir sorusu Biz Bize selam Üçüncü ederiz bölümde... kendisini tanışıyoruz. Evet, ee, e... cevap ne? Şimdi Medine nasıl düştü? Fahrettin Paşa nasıl teslim oldu? Üçüncü bölümümüzde <laughs> buradan devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, an ve zaman kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın üçüncü bölümündeyiz. Şimdi gerçekten yürek burkucu bir noktaya <laughs> gireceğiz. Medine'nin teslim olması, şehrin düşmesi, bu muazzam destanın sonuna gelmiş olacağız. Kıymetli konuklarımızla, Ozan Bodur ve Abdülmecit Çentürk hocamızla bunları anlatmaya ve daha sonra emanetler acaba ne oldu onları konuşacağız <laughs> ama e, hocam e, izleyenlerden gelen sorular var. E, Elife Gül'e diyor ki isyan eden kabile şimdiki krallıkla soybağı var mı acaba? bu Yok. Konuda Yok değil mi? Suudlar var. Acaba. Ama Ürdün'le var. Ürdün'e var. Yani o isyan eden kabile Elif Hanım şu an e, Ürdün'de var. Eski Irak'la vardı. Faysal. Eski Irak'la vardı. E, bu emanetler 70'li yıllarda diyor Hurşit Bey, Hurşit Dilaver ekonomiye gelir diye satılacaktı Araplara. Böyle bir şey var mı? Hocam bilir. Evet. Var mı şey? Hocam böyle bir hocam. hocam. Bu 70'li tamam. yıllarda acaba satılacak da diye bir şey söylemiş. Evet, ona da geleceğiz ah, hocam. tamam. Evet, hocam 70'li açık... yıllarda değil de biraz daha erken. Biraz... 1928 yılında böyle bir durum oluyor. Şimdi hocam detayını bu an... Dünya ekonomik bunalımı içinde hocam. mi hocam? Evet. Yok yok, o maksat tabii biraz daha. Peki Bülent Yıldızdı şimdi soracağım detaylarını hocam? Evet. Huşit Bey lütfen dinlemede kalın. E, Bülent Yıldız bitmesin diyor. Valla Bülent Bey ben de gerçekten bitmesin e, diye istiyorum. Yusuf e, Kınık e, özellikle hocam Abdülmecit hocamıza selam göndermiş. Ağzınıza sağlık, teşekkür selamlar, hürmetler e, diyor kendisi. E, Ender Dinçer böyle bir ecdadın torunları olduğumuz için bir kez daha şükretme fırsatı verdiğiniz bize teşekkür ederiz diyor. Medine Müdafası ile ilgili Başka tavsiye kaynaklarda da önerebilir misiniz? Evet. Programın sonuna doğru tekrar bu soruyu Ender Bey soracağım. Ee, Muhammed Fatih e, selam gönderiyor. Selamünaleyküm diyor. Ee, Fahrettin Paşa'yı zaten seviyorduk. Bu programla sevgimiz ikiye katlandı e, diyor. Çok teşekkür ederiz. Bizim de e, amacımız zaten bu şuurlu her zaman e, diri tutmak. E, Müstehal bir isimle izleyicimiz yok. Devlet dediğin can çekişirken bile... Devlet taşmetiyle hüküm sürer, e, elçilik binalarında cinayet işlemez diyor. <laughs> Zaten kim neyin söylediği de böylelikle ortaya konmuş oldu. Her zaman Osmanlı devletini biz bu konuda belgelerle bilgilerle ortaya koyuyoruz. Devam ediyor e, ama şimdi e, çok kıymetli dostum Metin Durmuş bir soru sordu. Şöyle diyor e, kendisi. Hemen buradan e, okuyorum. E, Fahrettin Paşanın şehri teslim etmeye nasıl ikna edildiği ve nasıl paşanın derdes edildiği konuşulacaktır sanırım diyor. Evet kıymetli metin dostum. Şimdi konuşulacak. Ama e, Naci Kâşif Kıcıman'ın kitabında ilginç bir şey var. Ben oradan girmek istiyorum acaba. E, ha e, tabii bir de ittihatçılık konusu var. Onunla ilgili çok soru. İstersen ittihatçılıdan başlayıp <laughs> bu sorumu üzerine ekleyebilirsin. Naci Kâşif Bey'in bağımsız bir devlet kurma önerisi. Var mı? Hani teslim olmayalım Medine'de bir devlet <laughs> var, kuralım. Var. Fahrettin Paşa'nın da çok güzel bir cevabı var. Ee, <laughs> önce iddiaç <itaatçi> mı? <mi>? Onu <laughs> cevaplayalım. İdiaç. <İtihatçi. gülüyor> yani vitimde duran isimlerden biri değil. Aman İdiaç terakki kadrolarından bir isimdir <laughs> Fahrettin Paşa. Ee, işte Çanakkale Deniz Mukavemeti'ni gerçekleşen e, Arap Girli Cevat Paşa gibi. Bakıyor giren Nuri Paşa gibi. Hocam bir şey, çok özür dilerim. Böyle bir şahsi bir şey olacak ama lütfen lafını unutma. Ee, arkadaşlarımızın hazırladığı kıymetli görseller. Fahrettin Paşa'nın kalpaklı ve e, Cumhuriyet dönemindeki o üniformaya beni öyle güzel tam araya oturtmuşsunuz ki arkadaşlar izleyenlerden rica ediyorum lütfen bir ekran görüntüsü alıp bana yollayın Allah aşkına bu harika ben burada yapamıyorum. E, onu rica ediyorum sizden. E, çok çok güzel bir resim. Buyur hocam. Eyvallah. E, meselesinde eee İttihat Terakki'nin vitrinde duran e, lider kadrolarından biri olmamakla birlikte İttihatçı gelenekten geliyor Fahrettin Paşa'nın kendisi de ee, işte Çanakkale Deniz Mukavemeti'ni gerçekleştiren Cevat Paşa gibi Arap kirli Cevat Paşa gibi işte Bakü'ye giren Nuri Paşa gibi Kut savunmasını e, ve Kut zaferini bize özür hı hı. Verip, e, hediye eden Halil Paşa gibi e, o kadrolardan geliyor Fahrettin Paşa'nın kendisi de hı hı. o zanittahçı tahçı tamam ee, bunun net... yani, bir de aslında e, bu konu Tabii ki izleyenlerimiz merak edecek ama e, şimdi birazcık senin yaranık kaşıyayım hocam. <laughs> hani şöyle bir şey var. Hani evet, İttihat Terakki'nin özellikle son e, dönemki Sultan Abdülhamit'le e, yaşanan hadiselerde e, getirilip sadece bir yere konulması var. Yani biz her zaman söylüyoruz. Ben bu program moderatörü olarak bir tarihçi olarak da şunu söylüyorum. Bu masa yani bir, bir aklı selimi temsil etmek için var biz buradayız. O da şudur. Türk tarihinin e, karakterlerini, kimi dönemlerde birbirle karşı karşıya gelmiş karakterlerini kavga ettirmek, birinden birini tutmak değil, bir tarihin evlatlarıyız ve hepsini burada konuşmak, ve hepsini kabullenmekle ilgili geliyor. Bu konuda hassasım ben. E, hiçbir karakteri birbirle savaştırma konusunda e, bir lüksümüzün olduğunu düşünmüyorum tarih toptan bizim. E, o yüzden e, kişilerin sıfatlarına değil de yaptıklarına, Kesin. fiillerine bakmamız lazım. Tarihte ne yapmış? Şimdi hani şey de konuşuluyor hocam. Mesela Mimar Sinan devşirme miydi? Ya şimdi Mimar Sinan'ın devşirme olup hani bir örnekleme yapıyorum. Meselemiz değil. Meselemiz Süleymaniye ve Selimiye'nin e, bizim medeniyetimizi bizden olup olmadığını <laughs> konuşmamız lazım. Hani aklı Selim bence bunu ortaya koyuyor. O yüzden herhalde hani iddiatçı mıydı sorusunun altında da bu, bu hissi birazcık seziyorum. Ne dersin Ozan Hocam? Osanjo prova Yo, ben o konularda provoke olmam. <laughs> Nasıl yani? Çok öyle değerlendirmiyorum. Çünkü e, e, hatta fırsat verilmemesi gerektiğini evet. düşünüyorum. E, hepsi Türk tarihinin Türk milletinin kazanımı. Mesela o çerçeveden evet, bakmak evet lazım. Evet, yani. E, ve bizim bir destandan mı? <laughs> bir şey bak, bir destan, destandan imar. bahsediyoruz ve bizim ceddimiz, bizim atalarımız evet. nihayetinde ee, bu mirası ötelemenin, beri durmanın veya bir şekilde e, elden çıkarmanın falan bir manası yok. Bana Kesinlikle. çok akıllıca da gelmiyor bu tipte yaklaşımlar. Ee, ve benim için bir şey de ifade etmiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, bir cuma günü e, artık şehir her yandan kuşatılmış. Bir dakika hocam şehir devleti ne cevap verdi Fahrettin Paşa? Naci Kâşif Kıcıman bir şehir devleti kuracağız diyordu. Aha, söyleyeyim hemen söyleyeyim. <laughs> evet, Fahrettin Paşa N N buna ne cevap veriyor? Naci Kıcıman istihbarat Subayı Fahrettin Paşa'nın diyor ki Paşam, belli ki diyor sen teslim olmayacaksın. Gel diyor Medine'de bağımsız bir Türk devleti kuralım. O da diyor ki Naci, sen galiba dışişleri Bakanı olmak istiyorsun. <laughs> E doğru, doğrudur. <laughs> yani belki Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nden mülhem olarak. Olabilir ama sonuna kadar Osmanlı davasına, Osmanlı şiarına, Osmanlı şuuruna, Osmanlı sevdasına sadık kalan, Osmanlılık gurur ve şerefini taşıyan, Osmanlı'nın bayrağını Medine'de dalgandırmaya ahdetmiş ve bu davaya sadık kalan inanılmaz bir insan evet. Fahrettin Paşa. Ee, bunu şeyde daha net şekilde görüyoruz. Ee, şehir Tamamen hı hı. kuşatıldıktan sonra daha ne biçimde görüyoruz. Şimdi o ihtiyaççılık meselesine bağlayacağım. Bir cuma günü hı hı. E, işte Mescid-i Nebevi'nin içi hocam o meseleye daha vakıf. Işte Hücre-i Saadet Tairesi'nin sol tarafına düşüyor. Mihrab-ı Süleyman'ın önü ondan sonra. Peygamber hı hı. Efendimiz'in e, mescidi burası. Fahrettin Paşa cuma hutbesine kendisi çıkıyor. Hı hı. Askerlerine bakıyor Fahrettin Paşa. Bu asker vurmuş, vuruşmuş, yara almış, örselenmiş, tükenmiş. Hicaz Kuby aç kalmış. Hicaz Kuby'yi Ser Seriyesi'nin Hilal Ahmer hastanesinden özellikle Selahattin Bey'den öyle raporlar geliyor ki Fahrettin Paşa artık gece uyku yamıyor. İskorpitten askerin çenesi düşmüş. İskorpitin ne olduğunu yeni nesil pek bilmez. Hı hı. Bu yeşil yiyememekten dolayı, sebze yiyememekten dolayı, bu parmak uçları önce morarır, bunun en son safası da çene. Olduğu yerden düşer. Hı hı. Dizanteriden dolayı binlerce askerimiz bakın bin ifadesini kullanıyorum. İspanyol nezdesinden 2000 bin askerimizi kaybediyoruz. Kırmış geçirmiş. Hı hı. Fahrettin Paşa o hutbeye çıktığı esnada da İspanyol nezdesi. Hı hı. Askerine bakıyor. Gaziler var aralarında. Hala savaşmaya niyetli olanlar var. kara Karabakışlılar var. Askerlerin tek tek süzdükten sonra diyor ki bugün bir teslim olun emri daha geldi. Cuma hutbesinde askerine söylüyor. <laughs> Bugün diyor bir teslim olun emri daha geldi. Ey diyor Mehmetçik, ey Nas, ey insanlar. Peygamber Efendimizin seslenmiş olduğu metotla hı hı. sesleniyor. Buradan diyor, bu mübarek makamdan, Bali Bey oğullarından Fahrettin olarak diyor sesleniyorum. Dedesine vurgu yapıyor, hı hı. Malkoçoğlu Bali Bey. Türk gibi diyor ahdettik, Müslüman gibi diyor ahdettik. Osmanlı gibi diyor ahd ettik. Medine'yi diyor bir İngiliz yüzbaşısına diyor asla teslim etmeyeceğim. Yeah. Buna diyor yemin ettik. Şimdi diyorsunuz ki diyor ne olacak? Ne olacağını diyor size söyleyeyim diyor. Mehmetçikler. İngiliz diyor Mescid Nebevi'nin kapısına gelmiş olsa bile bu Mescid-i Nebevi avlusundaki diyor Hazreti Fatıma bahçesinin oraya kadar girmiş olsa bile diyor. Benim diyor son emrimle beraber son kez diyor taarruza çıkacağız o taarruza çıktığımız esnada diyor hepimiz diyor aynen ben gibi omuzlarınıza diyor bu Türk bayraklarını alacaksınız hepimiz diyor Mescidi Nebevi'nin avlusunda diyor İngiliz kurşunlarıyla diyor şehit düşeceğiz şehit düştüğümüz zaman diyor naaşlarımız gökyüzüne çekilecek naaşlarımız diyor gökyüzüne çekildiği zaman bizim omuzlarımızdaki diyor Türk bayrakları cennetteki hurilerin diyor başörtüler olacak Buna diyor Müslümanca ahd ettik. Buna diyor Türk gibi ahd Medine diyor kimseye teslim etmeyeceğiz. Şimdi bu kahramanın ben iddiaçılığını niye sorgulayayım? Yani. Veya başka bir şeyini niye sorgulayayım? Toprak gibi Müslüman, ateş gibi Türk, ayaklar Buhara, baş Türkistan. Neyini sorgulayayım? Hocam sen <laughs> öyle bir havaya soktun ki gerçekten bitirdin yani biz şu anda ama çok doğru yani bu 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 söze daha ne söylenebilir ki yani burada dediğimiz gibi hani baştan söyledik biz bunu olsun diye bir destandan bahsediyoruz bir ruhtan bahsediyoruz bir askeri hadiseyi anlatmıyoruz sadece evet. ee, bir şuur bir tavır bir tutumu anlatıyoruz. Evet. Gerçekten öyle. Halid yani. Paşa'nın bir de bir beyannamesi vardır hı hı. Arapça ve Türkçe. Hı hı. Hatta bir kitabımıza da aldık şöyle. Hı kitabımıza şöyle. Şöyle bu beyannamesinde çok mükemmel bir ifadeler vardır. Hı hı. İsterseniz kısa bir yer okuyalım. Ben sayfa kaç hocam? Ben de bir takip sayfa... edeyim lütfen. Sayfa 147 hocam. 147. Hı hı. Şöyle Buyurun diyor, hocam, okuyayım mı hocam. Lütfen, bu asker Medine'nin enkazı içinde ve nihayet Ravza-i Mudahara'nın eşil kubbesi altında Kan ve ateşten mensuc kızıl bir kefen, kefenle gömülmedikçe Medine-i Medine Münevvere kalasının burçlarından ve nihayet Mescid-i Saadet-i minarelerinden ve Yeşil Kubbesi'nden Osmanlılığın al bayrağı alınmayacaktır. Evet. Evet şimdi Çok hemen, hemen ben e, arkadaşlar bakın burada e, hocam eserinde de zaten orijinalini e, pardon şurada koymuş. Bu eseri... E, Hocam nasıl edinebilirler eserleri satışta Sarayı, mı? Topkapı satışte değil, değil. Topkapı Sarayı sevenler derneğinde. Hı hı. Onlar da resmi yerlere daha çok işte hı hı. resmi yerlere gönderiliyor. O zaman Şu hocam an... biz an ve zaman programında size çağrıda bulunuyoruz. İzleyenlerim adına ben çağrıda bulunuyorum. Evet. Bu çok kıymetli, çok akademik bir eser. Evet. Evet. Ama bence izleyenlerimiz ekranları başında şöyle düşünüyorlardır. Onların sesi olayım. Evet. E, hocam keşke böyle hani bu kıymetli eserin ...böyle halka dönük yüzüyle ilgili bir şeyler de kaleme alsa da... ...herkes kitapçılardan gidip... Evet. Hani ...bu kadar hacim değil ama belki biraz daha hafifletilmiş... ...bunu size izleyenlerim adına bir... ben çağrı yapıyorum hocam Öyle size. Bunu daha önce düşünmüştük. Evet. Fakat, ee, Çok kıymetli bir eser gerçekten. Yani, Burada hani Hiç dediğim yapmadık. gibi bu konuda... Ee, yani ...böyle boş boş konuşanların suratına çarpılacak kadar ciddi, tarihi bir eser. Tekrardan kaleminize sağlık hocam diyorum. Peki hocam şimdi... E, emanetlere gelmeden önce de, tabii öyle bizim tüylerimizi diken diken etti ama çok çok da iyi yaptı Ozan Budur hocam. E, şimdi binbaşı Emin Bey'in ihaneti mi var? Nasıl oluyor? Ne <laughs> derin bir iç çekti yani, Evet. Merhum Naci Gıcıman bu hadiseyi anlatırken şöyle bir ifade kullanıyor. Osmanlı ordusunun diyor izzetini ve şerefini düşündüğüm için bazı isimleri diyor söylemiyorum. Hı hı. çok ağır bir ifadedir. Kesinlikle. Teşhir etmiyorum diyor. İsim vermiyorum diyor. Heh. Ama hadiseyi detaylarıyla anlatıyor. Hı hı. Icman, merhum. Daha sonraki yıllarda yazanları böyle gördüğüm için çok dertliler. Hı hı. Birbirlerine Medineli diye hitap ediyorlar. Öyle mi? Aradan yıllar geçiyor. 20 sene geçiyor, 30 sene geçiyor. Fahrettin Paşa işte şu eseri kaleme alan Medine'deki Hilal Ahmer Hastanesi'nde bir sıhhiye eridir. Feridun Kandemir. Onun yazdığı da Hatırat Hükmündedir. Evet. Medineli diye sesleniyor hı hı. Fahrettin Paşa askerlerine. 20-30 sene sonra Medine'de beraber mücadele ettiği bir askeri gördüğü zaman nasıl hitabı bu Medineli diyor. Ondan sonra? Süleyman Nazif merhum. İstanbul'da bir gazete idaresi. Koray Hocam. <laughs> Medine savunması <laughs> bitmiş. Feridun Kandemir merhum geri dönmüş. İstanbul'a gelmiş. Fahri Rıfkı Atay merhum. Mütareke yıllarında yazdığı bir yazı var. Okuduğunuz zaman böyle hüngür hüngür ağlayacağınız bir yazı. Buraya diyor İngiliz'in dreadnoughtları girdi. Buraya diyor İngiliz'in askerleri girdi. Biz diyor bir mütareke gölgesi altında yaşıyoruz. Sen diyor ne yapıyorsun? Biz diyor sana baktığımız zaman diyor. Zağlı kılıçlar görürdük. Yeniçeri erleri görürdük. Ben seni diyor uzaktan görmüştüm diyor. Dördüncü şubede. Dördüncü orduda. Suriye'de. Cemal Paşa'nın yanına gelmiştin. Ve bana diyor Osmanlı'nın diyor ortaçağ savaşçılarını diyor anımsatmıştın. Hı. Bir askere sordum dedim ki. Fahrettin Paşa ne yapıyor? Çok kısa cevap verdi diyor. Hiç. Direniyor. Ya. Daha niye deseyim? Yani. Şimdi bu insanın kanını donduruyor. Kesinlikle. Bir ele sordum diyor. Fahrettin Paşa ne yapıyor? O da dedi ki diyor. Hiç. Direniyor. İki sene altı ay boyunca süren bir direnişten bahsediyoruz. <laughs> Ve bu direniş bitmiş. Fahri Rıfkı Atay'ın o mektubunun üzerinden beş altı ay geçmiş. Bu direnişin bütün detaylarını gören erlerden bir tanesi olan Feridun Kandemir merhum İstanbul'a gelmiş. Bir gazete idaresinden içeriye girmiş. Süleyman Nazif merhumu anlatıyor. Diyor ki biz Medine'de bunları 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 yaşadık diyor. Aç kaldık diyor. Karnımıza diyor taş bağladık diyor. Teslim olmadık diyor. Fahrettin Paşa diyor buna rağmen her sabah diyor tırnaklarımızı diyor kontrol ederdi diyor. Derdi ki diyor Türk askeri temiz olsun. Yakanızı temiz tutun. Dik yürüyün. Dik durun. Açlığınızı belli etmeyin. Veren el olun. Biz diyor bunu yaşadık diyor. Ama diyor direndik. Sonunda diyor mücadele bitti. Bütün detayları anlatıyor. Süleyman Nazif merhum o genç Feridun kan omuzlarından tutuyor. Bir sirkeliyor. <laughs> diyor ki bana bak çocuk. Bunlar diyor bu köhne gazete idaresinde diyor bana anlatacak <laughs> şeyler mi? Çık diyor Sultan Ahmet meydanına bütün diyor İstanbul'a bağır. Oğlum diyor şu mütareke sırasında diyor ihtiyacımız olan şey <laughs> bu ruhtur diyor. Sen bunları diyor bütün bir millete anlat. Bütün bir millete anlat dediği şey bu kitaba mal oluyor. Evet. Feridun Kandemir'in hatıralarını gösterin. Evet. Medine hakkında yazılmış ikinci büyük hatıra. İşte bahsettiği Feridun Kandemir'in Medine müdafası peygamberimizin gölgesinde son türlü. <laughs> Lütfen hani bizim programımızın vakti kısıtlı ancak bir şeyler anlatabiliyoruz ama sizler bunları <laughs> okuyabilirsiniz kütüphanenizde kalır. Evet. İşin nihayetinde Medine'nin her yanı kuşatıldı. İkmal yolları kesildi. <laughs> Hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Medine için söylüyorum. Medine'deki Hicaz Kuvveti seferyesi için söylüyorum. Hı <laughs> Mondros Mütarekesi imzalandı. 30 Ekim 1918. 30 Ekim 1918. <laughs> Mondros mütarekesi imzalandı ve bunu Medine Hicaz Kuveyi Seferiyesi'ndeki hiç kimse bilmiyor. Hmm. Çok da umurunda değil. değil mi? Asıl mesele de o. Çok da umurunda da değil. <laughs> Çok da umurunda değil. Bu bize maalesef bir İngiliz yüzbaşısı tarafından <laughs> bildirildi. Mondros yani Direnmeyi bırakın. Osmanlı devleti evet, teslim oldu, teslim artık oldu. diye Mondros bildiriyor. Ya Mondros Mütarekesi'nde Amiral Kartrop, Limni Mondros Limanı, Fraforbay gözyaşları içerisinde imzalıyor bu Mondros Mütarekesini. Aden'deki birliklerin sevk edilmesi, Yemen'deki birliklerin en yakın İngiliz karargahına teslimi, Medine'nin teslim olması vesaire 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 var. Mondros Mütarekesi imzalanmış koca Memaliki Osmaniye'de bir tane vilayet var teslim olmuyor. Evet. Medine. Diyorlar ki yahu bu <laughs> akıl alır şey değil. Siz diyorlar imza attınız. Söz dinlemiyor ki. Padişah siz, dinlemiyor. Siz diyor imza attınız. <laughs> yani bu bu meseleyi diyor halledin. Hı <laughs> Fahrettin Paşa İngilizlerin ilk teslim ol emrini askerinden gizliyor. Şey bozulmasın diye. Maneviyat. ...mukavemet hmm. ve evet. maneviyat ruhu bozulmasın. O zaman... ...Osmanlı Devleti'ne baskı yapılıyor. O dönemin çok sevilen şahsiyetlerinden... ...Haydar Molla, Adliye Nazırı... ...Adalet Bakanı... <laughs> ...bir İngiliz diretnotuyla... ...Yenbu Limanı üzerinden... ...Medine'ye gönderiliyor. Diyor ki Fahrettin... Biz diyor Mondros mütarekesini imzaladık. Devlet hukuki ve fiili olarak diyor teslim oldu. Buradaki göstermiş <laughs> olduğun mukavemet artık diyor İstanbul'a zarar veriyor. Biz işgalcilere karşı diyor güç durumda kalıyoruz. Artık diyor inat etme. Medine diyor teslim et. Makam odasından pencereden <laughs> kubbetül hadra gözüküyor. Ve Sidd yeşil yeşli kubbesi. Diyor ki Haydar mı Medine'nin diyor sahibi oldu. Hmm. İstanbul'a diyor söyle Faretin diyor teslim olmayacak. Haydar Molda İstanbul'a geliyor. Diyor ki bu deli olan teslim olmaya niyeti yok. Medine diyor teslim etmeyecek. Ne diyor diyorlar? Diyor ki diyor Fahrettin, ben Osmanlı Devleti'nin Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Komutanıyım. Halife Padişah'tan emir gelmediği müddetçe burayı diyor asla teslim etmem. Padişah'ın iradeyi i evet. olmadan te hı hı. Teslim, etmem teslim etmem diyor. diyor. Evet. Daha sonra Padişah'ın iradesi i yazılıyor, Fahrettin Paşa'ya gönderiliyor. Fahrettin Paşa okuyor bunu. İşgal altındaki bir memlekette diyor. <laughs> İngiliz süngüler altında yazılmış böyle bir teslim ol evranın benim için diyor geçerliliği yoktur. Halife de olsa, sultan da olsa ben diyor Osmanlı'nın kalpgahı olan diyor Medine'yi İngilizlere diyor teslim etmem. <laughs> Yine söz dinlemiyor. Nasıl bir duruş yani evet. Yine teslim etmiyor. Bu üçüncü hadiseden sonra asker arasında Mondros mütarekesi duyuluyor. Mondros Mütarekesi duyulduktan sonra Fahrettin Paşa'dan sonra Hicaz Kuvveti seferyesinin en e, yüksek rütbeli askerlerinden biri olan Emin Bey Fahrettin Paşa ile sert tartışmalara giriyor. Diyor ki Paşam, askerin durumu ortada. Her taraftan sarıldık. Devlet teslim olmuş. Bu direnişi diyor artık bizim öteye götürmemize diyor pek imkan yok. Yersiz bir inat peşindesiniz diyor. Gelin diyor teslim edelim. Askeri diyor sağ salim diyor memleketlerine gönderelim. Fahrettin Paşa diyor ki seni diyor bilmem Emin. Benim diyor kursamla nesaret lokması geçmez. Bu Yarbay Emin'le Fahrettin <laughs> Paşa arasındaki derin ayrılıklara sebep oluyor. Hmm. Yarbay Emin gizli bir beğenleme yazıp asker arasında dağıtarak <laughs> ciddi bir ihtilafa Hmm. sebep oluyor. Daha sonra bu ihtilafın kanadına Fahrettin Paşa'nın en güvendiği askerlerden biri olan Albay Necip de çekiliyor. Hmm. Fahrettin Paşa'nın gerçekten teslim olmaya niyeti yok. Hmm. En sonunda Albay Necip geliyor. Fahrettin Paşa ile bir konuşma yapıyor. Uzun uzun Fahrettin Paşa'ya meseleyi anlatıyor. Diyor ki Paşam siz göstereceğiniz kahramanlığı, hamiyeti, secati en üst derecede diyor gösterdiniz. Tarih huzurunda diyor. Ahirette diyor Allah huzurunda. Biz diyor şahidiz ki sen diyor bir adım geri atmadın. Dünya ve ahirette diyor şahidiz. Paşam diyor gel teslim ol. Artık diyor bu işi diyor öteye diyor taşımayalım. Fahrettin Paşa bir ara tereddüt ediyor. Diyor ki komutayı sen al. Anlamadım paşam diyor. Diyor ki komutayı sen al. Yani diyor Hicaz Kuvveti seferiyesi diyor komutanı sen ol. Ben diyor istifa ediyorum. Fahrettin Paşa istifa ediyor. Hmm. Fahrettin Paşa olarak şehri teslim etmeyecek. Paşa ünvanından aparatlarını söküyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Şehir tahliye edildi ya hocam. Şehir tahliye edildiği esnada son cuma namazı. Medine'nin yerleri Medine'den dışarı çıkacak. Başlarına bir iş gelmesin diye. Bir cuma namazı kılınmış. Fahrettin Paşa Cuma namazından askeriyle beraber çıkıyor. Bir çıkış. Hocam Fahrettin Paşa'nın askeriyle beraber Cuma'dan çıkılması Babu Selam kapısından 42. alayın sancağıyla çıkış. Ne çıkış yani? Onun resimleri var. İnsan gördüğü zaman diyor ki ah be diyor yani. Ah be. Babu Selam kapısından bizim yaptırdığımız Hı -hı. Sultan Abdülmecit Han'ın tamir ettirdiği Babu Selam kapısından Mehmetçikler çıkıyor. Osmanlı ordusu çıkıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz'i Ziyaret etmişler sancaklarımızla beraber çıkıyoruz. Bir tane ihtiyar Medineli mücavir Fahrettin Paşa'nın yoluna çıkıyor. <laughs> mücavir dediğimiz ömrünün kalan kısmını Medine'de geçirmeye ahdü peyman etmiş Müslüman. Hı hı. Ölene kadar diyor Medine'de Resul-i Ekrem'in dizinin dibinde kalacağım diyor. Hı hı. Sakallar bembeyaz, saçlar bembeyaz. Ne diyor? diyor Fahrettin Paşa'nın yolunu kesmiş. Fahrettin Paşa'ya diyor ki Paşam artık diyor sen de bir mücavirsin. Hmm. Evet. buradan gitsen de diyor yüreğin Medine'de kalacak Fahrettin Paşa muhacirdi <laughs> 10 yaşında bir çocukken Rusçuk'tan İstanbul'a geldi 50 yaşında bir savaşçı olarak Medine'ye geldiğinde muhacirlikten mücavirliğe geçti hmm. bir Medineli oldu evet. <laughs> İstifasını yazdı aşağı indi yanında odacısı Mercan şoförü Tevfik. Siz dedi teslime <laughs> ne konuşuyorsanız dedi konuşun. Albay Necip'e. Yarbay Emin ile Albay Necip teslim şartlarını görüşmek için Haşim yetkililerine gittiler. Faysal'a. 16-18 <laughs> maddelik Allah alem yalan olmasın şimdi. Bir teslim şartnamesi. Faysal ve Şerif Hüseyin çok çekiniyor. Çekindikleri husus şu. Bizim diyor muhatabımız siz değilsiniz. Albay Necip değil. Yarbay değil. Fahrettin Paşa. Bu evra diyorlar Fahrettin imza atacak. Diyor ki o istifa etti. Yok diyor. İstifa etmiş olabilir. Her şey olabilir. Ama diyor Fahrettin olarak imza atacak. Müthiş bir karizması var çünkü. Evet. Geliyorlar. Üç tane doktor Hilal Ahmer Hastanesi'nden. Fahrettin Paşa'yı tedavi ediyorlar. Nerede biliyor musun abi? Mescid-i Nebevi'nin içerisinde Fahrettin Paşa bir odaya çekiliyor. Odacısı Mercan'la beraber. Yanında şoför Tevfik. Şifre katibi Kadir Bey. Bir odaya çekilmişler. Mücavir olarak kendini Mescid-i atmış. Artık komutan Fahrettin Paşa değil. Bir Müslüman olarak orada kalıyor artık. Küçük bir odası var. Oraya geçmiş. Üç tane dört tane doktor geliyor. Paşa'ya çeşitli sorular soruyorlar. Paşa tebessüm ediyor. Diyor ki rezaletinizi diyor bir sağlık raporuyla diyor. Ya. Örteceksiniz değil mi diyor. Diyeceksiniz ki diyor Fahrettin deli. Haklısınız. Melekesi Haklısınız diyor. Fahrettin pek akıllı sayılmaz. Hı hı. Gidiyorlar. Haşim yetkililerine diyorlar ki Fahrettin Paşa'nın sağlık durumu pek yerinde değil. Bu anlaşmayı imzalamaya selahet yoktur. Bu da Osmanlı tabiplerinin imzası. Vesaire vesaire vesaire. Yok diyorlar. <laughs> Fahrettin teslim edilmeden bizim bu anlaşmayı imzalamamız mümkün değil. Bir sabah namazında Kendi askerleri Mescid-i Nebevi'ye bir baskın yapıyor Biz İngilizlere teslim olmuyoruz Biz Arap şakilerine Arap asilerine teslim olmuyoruz 2 sene 7 ay süren Bu efsanevi direnişten Efsanevi mukavemetten sonra Bir Osmanlı paşasını Osmanlı subayları teslim alıyor Odanın kapısı pat diye açılıyor Mercan müdahale etmeye çalışıyor. Ceplerine kül koymuşlar, kum koymuşlar. Mercan'ın gözlerine kum atıyorlar. Hmm. Şifre katibi Kadir Bey müdahale etmek istiyor. Gözlerinin içine kül atıyorlar. Ellerini ayaklarını bağlıyorlar. Fahrettin Paşa'yla Albay Necip göz göze geliyor. Fahrettin Paşa'nın yastığının altında küçük bir bromik tabanca var. Fahrettin Paşa eline atıyor tam tabancaya. Diyor ki paşam yapma. Albay Necip. Ağlaya ağlaya diyor ki. Sen beni tanıyorsun ben seni tanıyorum. Vallahi diyor kötü bir niyetim yok. Geldiği nokta diyor bu. Paşam gel diyor teslim olalım. Bir tokat vuruyor Fahrettin Paşa Albay Necip'in yüzüne. Diyor ki sana diyor iki sene de şunu öğretemedim. Osmanlı diyor teslim olmaz. Ağlaya ağlaya kendi askerleri Fahrettin Paşa'nın ellerini bağlıyorlar. Ayaklarını bağlıyorlar. Mescid Nebe'nin üst katından aşağı merdivenlere doğru indiriyorlar. Merdivenlerden aşağı indikleri zaman sağdan doğru dönüyorlar. Hücre-i Saadet Dairesi'nin tam önünden doğru geldikleri zaman Fahrettin <laughs> Paşa direniyor. Diyor ki durun. Herkes durun. <laughs> Fahrettin Paşa bu kitabın yazarı olan istihbarat subayı Naci Kıcım'a dönüyor. Diyor ki Naci al diyor bu kılıcımı <laughs> anamız diyor Hazreti Fatıma'nın başına koy. Naci kılıcı alıyor. Kılıcı emanetin sahibine koyuyor. Hazreti Fatıma anamızın kabrinin başına koyuyor. Fahrettin Paşa'nın gözlerine sicim sicim gözyaşları dökülüyor. Peygamber Efendimiz'in bulunduğu hücreyi saadet dairesine bakamıyor. Tam bir iki adım daha atıyor tak duruyor. Bağıra bağıra Fahrettin Paşa diyor ki hücreyi saadet dairesinde. Peygamber Efendimiz'in kabrine doğru. Vallahi diyor Fahrettin sözünde durdu ya Resulallah. Ben diyor teslim olmuyorum. Bunlar götürüyor, bunlar götürüyor, bunlar götürüyor diyor. Fahrettin Paşa'yı zorla teslim oluyorlar. Arabaya bindiriyorlar. Arap şakilerinin karargahına getiriyorlar. Orada bir çadır hazırlanmış. Fahrettin Paşa'ya bir yemek hazırlanmış. Fahrettin Paşa orada Şerif Hüseyin'in kendisine yapmış olduğu yemek ikramını kabul etmiyor. Onun lokmasından yemiyor. Selamını almıyor. Çadırında tek başına kalıyor. Ertesi gün Şakilere teslim edilecek. Yemen limanı üzerinde Mısır'a gönderilecek sabah saatlerinde bir uğultu. Fahrettin Paşa'nın çadırının etrafında. Binlerce bedevi toplanmış. Koray hocam. Çöl bir uğurtuyla sarsılıyor. Fahri, 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 fahridi. Şerif Hüseyin korkuyor. Diyor ki bu işin sonu kötü. Apar topar diyor bunu götürelim. Dönüyor Bedevi şeyhlerine diyor ki niye geldiniz buraya? Adamın diyor teslim aldık götürüyoruz. Ne işiniz var burada diyor. Yaşlı bir Bedevi şeyhi Öne çıkıyor Şerif Hüseyin'in yüzüne bakıyor Diyor ki biz bu adamla Sayısız Hı -hı. diyor cenk ettik Ve bu adam Her seferinde diyor bizi yendi Biz yenilmeyen adamı diyor görmeye geldik Çekil Hı -hı. diyor Fahrettin Paşa dışarıya Hı -hı. çıkıyor O Yeniçeri sancağını anımsatan Haydari Bıyıklarıyla Hı -hı. kimseye bakmadan iki tane üç tane Şaki arabın ortasında bir arabaya Bindiriliyor Hı -hı. ve teslim edilmek üzere Götürülüyor Hocam hakikaten yüreğimizi dağladın şu anda ee, gerçekten yaşıyor gibi dinledik. Ee, evet gerçekten ağzına sağlık izleyenlerimizde mesajları da var. Ee, yani çok trajik. Sonunda bir şey söyleyemiyorum. O halde hemen hocama dönüyorum. Kıymetli hocam ee, emanetler mukaddes emanetler sizin anlattığınız gibi trenle İstanbul'a getirildi. Ama gördük süreci anlattık. 30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti teslimi imzaladı. Daha sonra bu emanetlerin seyri ne oldu? Yani mütareke döneminde hmm. daha sonra Cumhuriyet kurulduğunda 2. Dünya Savaşı yılları var. Mukaddes emanetlere nasıl bakıldı bile bir izleyicimiz sormuştu. Acaba hani satılacak <laughs> mıydı diye. O konuda bize bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi, çok geniş şey? bir mevzu kısaca hülasa etmeye Tabii. çalışayım. Şimdi Fahrettin Paşa dedik ruhu şad olsun. Hı hı. En güzel icraatlarından birisi de o dönemde hı hı. emanetleri salimen İstanbul'a göndermesi. Tabi İstanbul'a gelmesiyle emanetlerinde Seren Cami bitmiyor. Hazine-i Hümayun dairesini konuluyor Topkapı Sarayı'nda. Ondan sonra bunlar hazine i ile beraber 10 Ocak 1923'te Ankara'ya sevk olunuyor. Hı hı. Hazine i ile beraber. Ee, Ankara'da Sultan Vahdettin'in Yurttan, e, yurdu terk etmesinden iki ay sonra hı hı. Tahsin Öz Top, Topkapı Sarayı'nın şey, e, eski müdürlerinden uzun müddet müdürlük yapıyor. Hatıralarında diyor ki bu nakil kararı e, Sultan Vahdettin'in yurdu terk etmesinden dolu, dolayı alınmıştır diyor. Hı hı. Sultan Vahdettin de tabi yurdu terk ederken hazine eşyasından bir iğneye bile dokunmuyor. yani. Hı hı. Hatta e, elinde olan hazine eşyasını Hazine i Hümayun Dairesi'ne teslim ediyor ki defteri Topkapı Sarayı'ndır. Tutanakla teslim Tabii ediyor. Topkapı değil mi? Topkapı Sarayı'nda defteri var. Sultan Vahdettin'in e, yurdu terk etmeden önce Hazine i Hümayun Dairesi'ne teslim etmiş olduğu e, eşyanın defteri var yani. Bak ne kadar alıcıenaplık yani, ne evet. kadar namuskarane evet. bir evet. hareket. Evet kesinlikle. <laughs> Ankara'ya sevk ediliyor. Ankara'da Cenabı Ahmet Paşa Camisi'ne konuluyor bunlar. Hı hı. Tabi bunu Ankara'ya sevk edilmesini Hazine-i Hümayun Kedudası, daha doğrusu Asar Atika Müzeler Müdürü istemiyor. Halil Eten Bey, hı hı. müzeci, eserden anlayan, eserin muhafızasını iyi bilen. Bunlar Ankara'ya sevk ediliyor. Camide, sandıklarda, kapalı ortamlarda, havasız ortamlarda bekletiliyor. Yerinde kalsın diyor tabii. değil mi Topkapı'da? Hı hı. Ee, yani marif vekaletine müracaatta bulunuyor. Çok tabi yazışmalar var. Yani bunlar tahrip olacaklar. Hı hı. Havasız ortamlarda, sandıklarda bekletiliyor. Neticede uzun e, yazışmalar sonucunda Bakanlar Kurulu icra hey, heyeti e, vekaleti Bakanlar Kurulu 1924 yılında bir kararname çıkarıyor. Hı hı. Şöyle bir kararname şu mehalde. Yani e, sandıklar içerisinde kötü bir nefise yani bozulmaya hı hı. yüz tutabilecek yani e, sandıklarda e, yani e, kalması hı hı. uygun olmayan işte kumaşlar hı hı. vesaire Bunların sadece Ankara İstanbul'da geri iade edilmesi, hazine eşyasının kalması. Tahsin öz e, şuna bağlıyor. Hazine eşyasının geri e, iade edilmemesinin iki sebeple iki sebepten dolayıdır diyor. Birincisi o zaman Ankara'da Etnografya Müzesi kurulacak. Hı, hı Hazine da. eşyasının bir kısmını oraya intikal ettirmek, bir kısmını da satmak. İkisi de birbirinden beter Keşinlikle. düşüncelerdir diyor. Neticede Bakanlar Kurulu böyle bir karar alıyor ama sonra bundan vazgeçiyorlar. Hazine şahsını da İstanbul'da tekrar geri döndürüyorlar. Sebebi Karar şu, alıyor dediğiniz satma kararı mı? Tabii satma kararı satma ama, ama satın diyor. Hmm. Hazine şahsını, hazine şahsını e, onar sandıklık paketler halinde, partiler halinde İstanbul'a e, gönder, İstanbul'a gönderiyorlar. Fakat e, tekrar Ankara'ya geri döndürmek e, şartıyla yani orada bakımları yapılsın tekrar Ankara'ya döndürülsün diye. Ee, tabi Ankara İstanbul'a geliyor ama tabi bunlar iki part halinde geliyorlar. Tekrar Ankara'ya e, göndermiyorlar. Yani hı hı. belki de hükümet de o zaman ısrar hı hı. etmiyor. Hı hı. Ee, 1925 yılında bunlar Topkapı Sarayı'na tekrar geri geliyorlar. Fakat 1927 yılında Topkapı Sarayı'ndan 89 sahanı çok kıymetli. içerisindeki 89'un yarısı hemen hemen Medine emanetleri İşte Sultan Abdülmecid'in Şamdanları, Sultan 3. 3. Mustafa'nın takdim etmiş olduğu zümrüt askı her birisi böyle servet yani. Bunlar Dolmabahçe da Dolmabahçe Sarayı'ndan da 39 tane eser seçiliyor ya talep ediyorlar. Hı hı. Bunlar Ankara'ya gönderiliyor. Ankara'da tabi e, e, yurt dışından mücevherat eksperleri getiriyorlar. Mesela Robert Linz Linz'ler e, meşhur Fransız bir Fransız şirketinin Eksperidir. Bu geliyor. Bak bakalım kaç lira diyemedi. Evet. Bundan? Yani fiyat takdiri yapmak Hı. için adam hayran kalıyor. Yani mücevherat eşyasının kıymetine dünyada diyor. Bunlar rapor tutuyor. Raporunda diyor ki dünyada bunların bir eşi benzeri yok. Bunun yanında bazı böyle askılar, Hı -hı. kandil askılar onların da sanat değeri yani e, sanat değeri bakımından çok mükemmel diye tarif ediyor. Ve diyor ki raporunda bunlar Avrupa'da mezada sokulsa en az Taşlar için konuşuyor sadece. Hı hı. Şamdanları, kandilleri bıraktık. Avrupa'da Mezeta sokulsa bunlar 300 milyon franktan aşağı etmez diye söylüyor ki bu meblağ o, dönem, o dönemde yani tasavvuru bile düşünülmeyecek bir meblağ yani. Hı, hı Tabii Bakanlar Kurulu 1928 yılında tekrar bir kararname çıkarıyor. Bunların satışı ile ilgili. Hatta Paris'e bazı zümür taşlar Paris'e Paris Belediye Laboratuvarı'na tahlil için gün tahlil için gönderiliyor. Hatta bununla ilgili Cumhuriyet Arşivinde tahlil ücretiyle alakalı belgeler hmm. var yani. Ee, oradan işte tahlil raporları geliyor. Neticede tahlil ve kıymet takdiri e, ameliyesinden sonra e, işte bunlar e, satış için kararname, kararname çıkarıldı dedik. Şirketler, e, özellikle yurt dışı şirketleri bunları, e, bunlarla alakalı görüşmeler yapılır. Satın, sat, satın almakla ilgili özellikle Robert Linzler'in firması Fransız şirketi bu e, bunlar takip ediyorlar eserleri satın almak istiyorlar. Tabii bakanlar kurulu kur, kararname... Çok merak ediyorum nasıl vazgeçmişler soluksuz dinliyorum bakanlar şu anda. Bakanlar kurulu kararnamesinde Gitti, de... çünkü yani. Bakanlar kurulu kararnamesinde de iki nokta var. Birincisi iki kasada bu şeyler. E, Mücevheret eşyası ve yarısı Medine emanetidir. dedik. İki ayrı kasada. E, bir kasada üç anahtar var. Bir kasa üç anahtarlı yani. Anahtarların anahtarlardan birisi e, o zamanki e, tabirleri şeyleri farklı karşılığı farklı günümüzün karşılığı Danış Danıştay Başkanı'nda olacak. Hı hı. Birisi Sayıştay Başkanı'nda olacak. Birisi de Maliye vekaletinde olacak. 3 3 anahtarlı kasa. Bir kasa daha var. Emanetler de bunların içerisinde. Mücaharet eşyası hazine-i himayundan alınan kaşıkçı alması, yüzükler, broşlar, efendim, çok kıymetli taşlar. Diğer alınan karar da satışın işte külçe altın karşılığında yapılması. Tarihi emniyet olmayan emanetlerden de vazgeçilim deniliyor. Neticede fiyat teklifleri şey geliyor. Yani satış işlemi için müracaat ediliyor. Dediğimiz gibi Linsler'in firması Fransız şirket. Bunlar çok yakından takip ediyorlar. Fakat o zaman Fransız hariciyesi ve bu Linzler'in şirketi, Fransız bu mücevherat şirketi Paris'teki büyük elçi diyor ki Fethi Bey'e diyor, diyorlar ki yani bu emanetler bu şeyler mücevherat eşyası kimin? E, o da diyor ki işte çoğu Osmanlı padişahlarının Osmanlı padişahlarının şu da Sultan II. Abdülhamid'in deyince işler karışıyor. Ha, hak iddia edebilirler tabii, diye. Bu sefer, tabi, tabi, bu sefer Murat Bardıkçı'nın da böyle bir güzel hı hı. bir şey var. Bununla alakalı güzel bir hı hı. yazısı vardır. Belgelere dayanarak Fransız Hariciyesinden çıkarmış olduğu arşiv belgelerine dayanarak bunları izah ed ediyor kendisi. Uzman diyor ki, e, Fransız Hariciyesi İstanbul'daki maslahatgüzara bu satıştan vazgeçin. Çünkü Sultan Abdülhamid'in torun e, şey e, varisleri diyelim. Hı hı. Varisleri, evlatları hak iddia ederler. Bunları bırakmazlar. Yani bunları tekrar geri alırlar diye bu şeyden satış işleminden 1928 yılında vazgeçiyorlar. Yani onlar bizden daha insaflı çıkıyor. Kesinlikle. Hukuk Allah'tan o akıllarına geldi. Evet. Peki hocam. Daha e, sonra lütfen. E, Koray Bey. Bir 9 dakikamız var. Tamam. İkinci Dünya Savaşı'nı da soracağım. Onu. 1928 yılında bunlar Maliye Bakanlığı'nın hem Dolmabahçe Sarayı'nın hem de Topkapı Sarayı'nın 89 artı 39 bunlar Maliye Bakanlığı'nın kasa dairesine konuluyor. Orada bir müddet bekletiliyor. 1934 yılında bunlar Dolmabahçe'nin e, Dolmabahçe'ninki aynı yerde kalıyor. Topkapı Sarayı'nın e, emanet, 389 adet emaneti Merkez Bankası kasa dairesine konuluyor. Bunlar uzun müddet unutuluyor. Yani ya unutuluyor veyahut da yani gündeme gelmiyor. 1951 yılında Meclis Başkanlığı'na, TBMM Başkanlığı'na bir ihbarda bulunuyor. Muhtemelen yani haberlere göre saray çalışanlarından birisi işte kasalarda böyle bir çok kıymetli emanetler, mücevherat eşyası vardı. Böyle bir ihbarda Bildiğiniz bulununca yani. Evet. E, TBMM Başkanı Refik Koraltan, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Devlet diğer işte Milli Eğitim Bakanı, milletvekilleri, basın mensupları 100 kişilik bir e, şey şeklinde, grup şeklinde e, Maliye Bakanlığı kasa dairesinde gidiyorlar. Dolmabahçe Sarayı'nın işte sandıklardaki eserlerini görüyorlar. Üç gün sonra da şey gidiyorlar. Merkezi Bankası Kasa Dairesi'ndeki Topkapı Sarayı'nın e, ve e, emanet eşyasını görmeyi aynı ekip. işte Meclis Başkanı, e, Maliye Bakanı vesaire. Fakat anahtarlar kasaları oymuyor. Üç anahtarla bir kasa demiştik ya. Hı hı. Yani açamıyorlar. Açılmayınca tabii basın mensupları da, basın mensupları orada bunları güzel bir malzeme oluyor. O zaman hemen gazetelerde böyle acayip bir haber serisi. Baş sayfalarında işte e, anahtarları kayıp ya hazine var fakat anahtarı yok. Ne işe yarar? Tam da harika ee, haberdim <laughs> Zaten Topkapı Sarayı ile alakalı, evet. hazine ile alakalı e, iş, haberler çok reyting. Hı -hı, yani evet. böyle. E, e, işte bazıları şey, çok çeşitli böyle dedikodular çıkıyor. Hı -hı. İşte kasaların içerisindeki mücevherat eşyası işte sahtedir vesairedir diye böyle haberlere çıkması üzerine TBMM'de Diyarbakır Milletvekili ve Seyhan Milletvekili soru önergesi veriyor TBMM'ye. Yani bu mücevherat eşyasının akıbeti ne olmuştur? İşte işlerinden sahte var deniliyor. Bunlar hakikaten öyle midir? Ne zaman gelmiştir? Niçin nakledilmiştir vesaire? Maliye Bakanı Hasan Polatkan'dan soru önergesi vererek sözlü cevap istiyorlar. Tabi bu arada ee, anahtarlar kayıp. TBMM Başkanı hummalı bir faaliyetle anahtarların bulunması için böyle bir araştırma yapılıyor. Birkaç hafta bu sürüyor yani. Neticede anahtarların birisi Sayıştay Başkanının e, bulunuyor orada öyle. o dairede bulunan birisi yani Tanıştay'dı falan dememiş şey herhalde evet, kasaları. Birisi de e, Mali Vekaletin de bulunması lazımken nasıl gittiyse Meclis Meclis Başkan Vekili'nin masasının çekmeci, çekmecesinde bulunuyor. Onları bulunca tekrar işte Haziran ayının başlarında tekrar Hı. Merkez Bankası kısa dairesine gidiyorlar ee, aşarak işte emanetleri tabi zorlaşıyorlar tabi emanetleri hem medine emanetidir yarısı medine medine emanetidir 89 adet e, eşya bunlar tabi satılmak için 1928 yılında getirilmişti Allah korusun yani. çıkanlar işte çok muazzam eserler çok muazzam kıymette Sultan II. Abdülmecid'in 45'er kilodan 90 kiloluk som altından şamdanları Sultan 3. Mustafa'nın belki görsel görselde gelir belki zümrüt askısı takdim etmiş olduğu e, hazine eşyası, yine kaşıkçı elması, zümrütler, broşlar, küpeler, Sultan e, Abdülaziz'in yüzüğü, Sultan, Sultan Abdülmecid'in e, sorgucundaki yani çok sorgucunda çok da büyük elmas parçası vardır. Vesaire çok kıymetli her birisi yani muazzam kıymetli olan eserler bunlar tabi açılıyor. Zabıtname var o zaman tabi. Zabıtname, zabıtname ile bunlar gönderiliyorlar. İstanbul'dan Ankara'ya. Zabıtname ile beraber bunlar işte beraber mukayese ediyorlar. Hiç eksik falan çıkmıyor. Hasan Polatkan da TBMM'de yani. çok güzel e, Haziran 15 Haziran'da tutanaklarda meclis tutanaklarında vardır vardır bu. Çok güzel emanetin 1920'den o döneme kadar olan tarihçesini hülasa eden çok güzel bir sözü cevapta bulunuyor. Ondan sonra tabii Topkapı Sarayı'nın emanetleri, Dolmabahçe Sarayı'nın emanetleri 1953 yılında ancak, 51-53, iki hı hı. sene sonra Dolmabahçe Sarayı'na gönderiliyor. Topkapı Sarayı'nın emanetleri... Ayrı gönderiliyor tekrar değil mi hocam? Dolmabahçe'ye ayrı Topkapı'ya ayrı. Ayrı ayrı gönderiliyor. Ee, Nasıl bir macera, bir serüven. Evet. Yani 1917'den 50'lere geldik. Evet, ee, evet. Emanetlerin hani başına gelen kalmadı. Evet. Bu arada sağ salim hani, arada şeyde de var mesela Lozan görüşmeleri var. Lozan görüşmeleri o, tabii esnasında Lozan görüşmeleri. Şerif Hüseyin takmış kafayı Lord George'dan sıralı şey Hazret Hazreti Osman Kur'an'ı istiyor. He. Evet. Yani. Şimdi şeyi en son onu da bağlayayım isterseniz Ozan Hocam. E, 1953 yılında işte bunların tekrar Topkapı Seyredi'nin gönderilmesi gönderilmesiyle alakalı çalışma başlatılıyor ama 10 sene sonra bu neticeleniyor. 1963 yılında <laughs> Topkapı Sarayı Müzesi Hayrullah Örs zamanında bunlar Topkapı Sarayı'na iade ediliyor. Bir kısmı teşhire alınıyor vitrinlerde, Hazine-i Hümayun Dairesi'nde, bir kısmı da depolarda bekletilerek macera bir anlamda ...bana hocam e, hakikaten... ...şimdi İhsan Bey demiş ki... E, ...öyle güzel bir program hazırlamışsınız ki... ...programımızın sonuna geldik... Hmm. E, ...gerçekten soluksuz izliyorum demiş... Evet ...ben de programı moderatör olarak... ...hocalarımın anlattıklarını soluksuz... ...hani <laughs> emanetleri ne olacak... E, ...diyen nasıl gelmiş... ...nihayetinde çok şükür... E, ...bugün muhafaza altında biliyoruz... ...acaba buraya kadar nasıl geldi... E, ...ağzınıza sağlık diyor, Ozan Hocam'a... ...gözlerimi tutamadım Fahrettin Paşa'yı... Hmm. ...Ayşe Altunbaş, hocam ciğerim parçalandı diyor. İlkay Rızavuz'un bu kadar da Yaşar gibi anlatılmaz geliyor. Enes Kaya programın son bölümüne yetiştim. Yüreğimiz dağlandı. Boğazımızda kaldı kelimeler. Gurur duyduk diyor. Ee, sorunuzun cevabını verdi Ozan Hocam. Destek olanlar hakkında. Metin Bey güzel bir program hazırlamışsınız diyor. Teşekkür ediyor. Ben de teşekkür ediyorum ama Metin Bey o mesajı biraz yanlış anladım. Yanlış dediğiniz mesaj. <laughs> e, lütfen onu tekrar bakın. Ee, İslam ve İslam alemi kelimeleri birbirinden farklı şeyler. Onu tavsiye edin lütfen mesajınızda. Değerli konuklarım, programın sonuna geldik. Bizi öyle 102 yıl öncesinden bugüne kadar öyle bir bir serüven içerisine getirdiniz ki hem hocam çok kıymetli eserinizle yani mukaddes emanetler, Nasıl oldu ne bitti zaten e, tarihi bir not olarak düştünüz hem de burada dile getirdiniz. Bizi kırmadığınız için ekranlara ya çıkmadığınızı ya. biliyorum ama e, evet. geldiğiniz çok teşekkür ediyorum. Ya Buyurun ya. hocam son bir söyleyeyim. Bir de Medine'de, Medine'de bırakılan emanetler var. Yani hepsi gelmiyor. Hı hı. Bir, bir kitabımız da bu kitapta o da bunu da e, kitap aldık. Yani e, Mescid-i Nebevi'nin içerisi tamamen boş bırakılmıyor. Şimdi hocam. Yani, Şam'a giden eşyalar var. Bir dakikamız var. Şam'dan ben hiç konuya girmeyelim Şam, Şam'dan artık. geldiler. <laughs> Teşekkür ederim. Onların Gerçekten. haricinde Medine'den hiç alınmayan eşyalar da var. Tabii bunlar. Medine'de bırakılan Abi çok önemli. <laughs> musaf Şerifler ve Gümüş Evani ki bunlar da çok sanatlı ama. ama. nerede hocam bunlar? Yani bunu Heh, tabi onu da söyleyelim ben kapatayım program, programı yönetmenim duyarıyor. Evet. yapmak evet. lazım. Yani Peki. en son olarak şunu söyleyeyim Lütfen isterseniz Kur'an Yani bizim milletimiz Habib'in diyarından gelen her şey mahbubtur. Evet. Diyerek bu düşünceyle hatta Medine'nin tozuna bile hürmet etmiş. Bu emanetlere de ondan sonra Kesinlikle. Peygamber Efendimiz'in işte e, kabri saadetinden, mudaharadan geldikleri için Hürmet etmiş, muhafaza etmiş. Bugün de muhafaza ediyor inşallah ilelebet de. kadar inşallah. İnşallah muhafaza Çok teşekkür edinir. ediyorum çok kıymetli teşekkür hocam Abdülmedici Çentürk, Ozan Boğazı. Çok sağ olun, ayağınıza ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler teşekkür biz de vaktimizin el verdiğince kıymetli hocalarımla 102 yıl önceki bu destanı anlatmaya çalıştık. Hem de günümüze bir mesajımız da vermiş olduk Türk milletinin. Hem Hazreti Peygamber sevgisi hem de mukaddes bölgelerdeki tarihi ve hassasiyetinde artık anlayanlar için bugüne anlatmış olduk. Bu akşamlık bizden bu kadar haftaya başka bir konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.